İyi akşamlar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Spor Merkezi. Üç değerli arkadaşımızla beraberiz. Emre Kaplan, Ahmet Selim Kul ve sevgili Furkan Yıldız. Hoş geldin Furkan'ım. Hoş abi. Teşekkür ederim. Ahmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş geldin sen de hoş sevgili hoş Emre Kaplan. Abi. Şimdi tabii e, üç tane haberci arkadaşımızla beraber e, <laughs> gündemimiz tamamen haberi çek olacak. Bir e, haberimiz var. Önce onunla başlayalım. Sonra Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı hatta Trabzonspor'u konuşacağız diğer takımları da amma velakin. Hemen şu haberi verelim, biraz konuşalım. Önemli, buyurun. Amiri takımda Roba, Rota, yabancı teknik adam. ilk aday Alman teknik adam Joachim Löw. Türkiye Futbol Federasyonu yarın Riva'da Stefan Kuntz'la bir görüşme yapacak değerli izleyiciler. Ve Joachim Löw adı Riva'da ön plana çıktı şunu ifade edelim. Rota yabancı teknik adam e, yoğun diplomasi üzerinde durduk. Çok araştırdık. Çok insanla konuştuk. arkadaşlarımızla değerlendirdi. Yarınki toplantıyı tabii sevgili Furkan Yıldız takip edecek. Riva'da o olacak. Ahmet Selim de milli takımı içeride dışarıda takip etti. Ona da değerlendireceğiz. Bu sene Emre Kaplan pek milli takıma gidemediği için <laughs> onunla değil Furkan'la başlayacağım. Müsaadeniz varsa. Şimdi Furkan. Yarın sen Riva'da olacaksın. Kulağına başka istihbarat geliyor mu deyip sonra hemen Ahmet'e bırakayım ki topu. Çünkü o mil takımı takip etti. Yarın sen toplantıda olacağın için. Önce gitmeden önce bir çalışma yaptın mı? Var mı elinde bazı şeyler? Yarın erken saatte aslında yine bizim mesaimiz başlayacak. Saat, hatta Ahmet Selim'in de bilgisi var. Saat 11 sularında. Ee, Stefan Kuntz'un Riva'ya gelmesini ve sonrasında yönetimle bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Sonra evet. yönetim kendi içerisinde bir toplantı daha yapacak. Ee, Kuntz'dan sonraki süreçle alakalı da biraz tabii e, gündemin olmasını bekliyoruz. Ee, senin de bahsettiğin gibi Aykut abi, yabancı teknik direktör. Öne çıkan isimler, bir de, numarada Joachim Löw var. 100. Ve tabii yabancı. farklı isimler de var. Birazdan tek tek değerlendiririz. İşte Montella'nın ismi geçiyor. Ee, yerli listede adı geçen... E, teknik direktörlerimiz var ama Mill e, takımın Stefan işte Kuntz'dan sonraki ismi de teknik direktörü de yabancı olacak gibi sabah görünüyor. Kaç, sabah kaçta başlıyor Furkan? Yarın biz 10-10.30 e, sonunda Riva'dayız. tamamlanmadı. istihbaratımız tamamlanmadı. Yani henüz cesaret. saati tam olarak netleştiremedik ama erken başlayacak mesaimiz. Ne olacak bu toplantıda? Şimdi bu toplantı sen aslında şeyi biliyorsun abi. Öncelikle tebrik ederim. Çalışıyoruz bu konu için ve ee, dün olacak bir toplantıydı bu aslında. Yani normalde dünden bugün yani bugün ben yarına gittim bile. <laughs> bugün oluyordu. Dün bugün olacak bir toplantıydı. Teknik direktör gündemiyle birleşince yarına ertelendi. Önce işte Fankunsa <laughs> e, Sayın Mehmet Büyükekşi muhtemelen bir toplantı gerçekleştirecek. Orada muhtemelen istifasını veya yolda işte yani o hangi yolda olacaksa artık onu alacak. Ve yönetim kurulu toplantısına girecek Mehmet Büyükekşi. Ve orada da yeni teknik direktörle ilgili... Ee, konu tartışılmaya başlanacak. İlk olarak orada başlayacak. Ee, tabii ki abi istihbaratımız çok net. Öncelik ağırlık şu anda en azından bugünden baktığımızda yarın tabii toplantıda farklı fikirler ortaya atılabilir, farklı isimler gündeme gelir. Ama ağırlık yabancı teknik adamda. Bunun sebebi de şu. Şimdi yarınki toplantı da teknik adam ismin masada yoksa Kuntz'la konuşulup tazminat hesaplanıp bak açık açık söylüyorum tazminat hesaplanıp yaptığın hizmetler için sana teşekkür ederiz mi denilecek? Bu denilecek. Yoksa teknik adam belli. <laughs> Yarınki görüşme ilişkiyi kesip hemen yeni teknik adamı açıklama toplantısı mı? Bence o kadar. O hızlı olmaz mı? O mi? kadar hızlı olmaz arkadaşlar. Ama bugün ayın kaçı? 19'u kardeşim. Daha var ya. Bir hafta var en azından. Ya şimdi şöyle yönetim kurulu açısından düşün. Yönetim kurulunda da bir fikirler dinlenilir. Kim ne düşünülüyor? Kimin ne fikri var? Bunlar bir toparlanır. Ee, burada ben hamit ekstra... altın toplada görüşülür. etti evet, yani hani bu işin bir süreci olur her türlü. Ben öyle düşünüyorum en azından. Burada evet ilk aday löv ee, yine yabancı adaylar arasında gündeme geliyor. Montella ismi de var, konuşuluyor. Ona gidilmemiş olabilir. Onunla ilgili bir girişim yapılmamış olabilir. Ama hani fikir alışverişlerinde onun da ismi geçiyor. Başka adaylar da gelebilir gündeme. Ben eminim ki yarın yönetim kurulu toplantısında bazı yerli adaylar önerilecektir yönetim kurulu üyeleri tarafından. Ee, ama şu anda net olarak yabancı teknik adam düşünüyor. Bunun da sebebi <laughs> şu: yerli teknik adam konusunda ya her, bu konu biraz şeye çıktı, böyle bir yarışa çıktı. Yani Stefan Kunt da ortada bir şey bile yokken biliyorsunuz sürekli teknik direktör konusu için bir gündem çalışması vesaire. Yani her gelen bir aslında ajandayla geliyor. Arkasında başka şeyler oluyor, başka hikayeler oluyor. Biz de o yüzden bizde bizde dedikoduyla iş olur. <laughs> yani abi. O yüzden bundan dolayı da, tam olarak senin dediğin sebepten dolayı da yabancı teknik adam konusu ön planda ama değişebilir mi? Biz takip edeceğiz. Şimdi tabii bu kanıya varmamızın sebebi elbette haberi araştırdık. Elbette e, gerekli şekilde telefon trafiğini yaptık. Şu bir açık, şunu Emre Kaplan'a soracağım çünkü milli takımımızın içerisinde Alman kökenli oyuncu fazlalığı çok ki bunların en başında Hakan Çağlanoğlu geliyor. Şimdi burada tabii farklı iddialar var. İşte Mesut Özil bir oluşumun içerisinde olacak. Onunla beraber Löw olacak. İşte Löw de mesela organizasyonun kendi ülkesine düzenlenmesi noktasında milli takımı tercih etmesi ilk sırada. Şu an Avrupa'da bir milli takımın boşta olduğunu söyleyemeyiz ki hoca boşta. Hem de bayağıdır boşta. Evet, Aslında yapmıştım. Almanya milli takımı da boşta. <laughs> evet, o da doğru. <laughs> boşta. Ama yani o tabii. Bu arada size için... bir şey söyleyeceğim. Kuntz Konuyu Almanya milli çık... takımı için konuşuluyor. Bu arada bunu da söyleyeyim. Çok garip ama. doğru doğru. Doğru yani. Vallahi doğru. 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 Ama doğru. galiba Nagelsmann'la anla anlaşıyor onlar. Orada şöyle bir ikilem varmış. Ne olur bilmiyorum abi. Hani oradan da çok şey ama Nagelsmann'ın maaşı çok yüksekmiş Bayern Münih'te. Almanya Futbol Federasyonu'nun bütçesine çok fazla uymuyormuş. Bu yüzden biliyorsunuz U21 teknik direktörüydü Kuntz. Normalde U21 teknik direktörü adaydı. Fili'yi getirdiler. O yüzden hani acaba o düzene mi dönsek diye o maaştan dolayı Kuntz ismi o yüzden konuşuluyormuş. Ben hatta orada birisiyle diplomasi yaptım. İsim vermeyeceğim. Dedim ki ya Joachim Löw olursa yılda 10 milyon euro isterler. Yok canım o kadar da. O değil. kadar. Aa, ben, yok canım o kadar değil dedi. Yok. Yaptı. <gülüyor> ya <gülüyor> bak, bu ciddi, şu demek bak, abi, Bu şu demek. Ne kadar ben, istediğini biliyor demek. Sen önemli biriyle görüşmüşsündür. Bu işte yetkili, e, söz sahibi biriyle görüşmüşsündür. Bir Seni para istiyoruz. Yani demek ki. Şimdi, yani, yani para yok, konuşulmuş. Yok. Yani öyle 10 milyon, 15 milyon değil. Ve yapılacak sözleşme yapılacak sözleşme 3 yıllık. Zaten daha aşağısını muhtemelen Lovic'e çok lördü. istemez. <laughs> e, şimdi soruyu tam dağıttım çünkü beni Alman milli takımı deyince. De. <laughs> yani bizim milli takımımızın içerisinde Alman kökenli olanların sayısı fazla. Fazla. Ve bir yapılanmaya gitti milli takım. Biraz Alman ekolü. Bunun başında da baktılar ki Kuntz'la olmuyor. Yapamayacağız. Diğer Alman'ı Löw'ü getir, getirme operasyonu. Sence doğru bir karar olur mu? Bir, iki, Löv'ün kariyerini zaten burada tartışacak halimiz yok. Galiba, galiba içerideki oyuncular da e, Löv'den yana tercih kullandılar diye duydum. Abi mesela şöyle söyleyeyim. Şu an en yani takımımızda ağırlı olan isimlerden biri milli takımda Hakan Çağlanoğlu sen de zikrettin. Ya yani Hakan'a sorsalar ben bir fikri tabii ki Hakan Çalanoğlu milli takımı teknik direktörüne karar verecek değil ama fikir danışmak adına sorsalar ben Löw diyeceğini zannetmiyorum mesela. Yani yerli, yerli bir ismi tercih edebilir. Tabii ki Löw çok kariyerli, işte Almanya'da çok inanılmaz işler yapmış bir teknik direktör ama ya benim şahsi görüş olarak sadece söyleyebileceğim bir şey. Ya biz Alman ekolünü denedik. Ha belki çok doğru bir isimle denemedik. O tartışılabilir. Yani Kuntz o Alman ekolünü buraya ne kadar yansıtabildi ya da ne kadar istenileni yapabildi, o kısmı tartışılabilir. Ya ben teknik direktörün artık milli takım teknik direktörünün yerli olmasından yanayım şahsi olarak ama Selim'in söylediği şey de doğru. Yani Kunt daha sallanmaya başlamadan, yani daha hiçbir sonuç kötü bir sonuç almadan bile çok farklı kamplaşmalar oluştu. Evet. Yani herkes kendi yakın olduğu adayı, medyada <laughs> evet. da özellikle medyada herkes işte Fenerbahçe medyası bir ismi, Beşiktaş medyası Aynen bir öyle. ismi, Galatasaray medyası bir ismi çok fazla ön plana çıkardı. E bunlardan bir tanesi göreve geldiğinde de bu tartışmayı bitirmek çok kolay değil açıkçası. Aynen, evet. Ya ben tahminim. Bu bir bilgi değil ama sadece bir tahmin de değil tecrübelerim bence. Yani çok basit bir aslında şey. Evet. Yani herkesin düşünebileceği bir şey. Yani bana <laughs> özel değil. Federasyon yönetimi de muhtemelen bundan biraz kaçınmak istiyor. Yani onun adamını getirdik, <laughs> bunun adamını getirdik, işte onun istediğini getirdik. Bak Erdem Akbaş diyor ki bizim editör Abi size de diyor ışık tutar. Löw Almanya'dan ayrıldıktan sonra 3 <laughs> maç Kuntz gelmiş. Sonra Kuntz, Löw Alman milli takımında alt yapıyı da Kuntz'a bırakmış. U21'in hocasıydı o zaman. İşte, Dostluk hayır şart, yok, şart, yok birbirleriyle şeyler onları... şey Almanya'da şeyler yani. Almanya'da zaten şöyle. hay Almanya'da U21 hocası e, A milli takım hocasının bir sonraki adayıdır yani orada böyle bir düzen var hani Kuntz'un Kuntz, olmaması ot, tartışılmıştı. Ot düzeni bir tek bozan Boz, adam evet, zaten. Çok bu yüzden çok tartışma çıkmıştı. Kuntz Almanya Milli Takımının başına gelmesi gerekiyor diyenlerin sayısı çok fazlaydı. Yalnız çok büyük hava olur gelirse. Ya şimdi şu var. Gerçekten. Yani marka isim. Ya yani Löw bir de şey, ee, nedir onun adı? Yani ne olursa olsun Dünya Kupası kazanmış. Yani bu turnuvalara daha aşina bir isim. Ben de o ismine soğuk değilim yani. Kim soğuk olabilir canım? Ya ben, şöyle. Ben, ben olanlar soğuk olabilir. Ya. Sen soğuk <laughs> musun? Ben, soğuk, ben yer, yerliden dan Yani sen Türkiye çok da. Ben karik... soruyorum sen. Sen soğuk musun? Sıcak değilim, değilsin. Ben. Sıca... O ben burada tepki Lövcü. çekmek için asıl <laughs> düşüncemi söylemiyorum zaten de ben de federasyona paralel düşünüyorum. Ben de sen aynı görüştüm. Yani o tartışmalar bitmeyeceği için. E, bir de şu var milli takımımız genç. Şenol Güneş hocamızla yaşadıkları tartışmaları hatırlayalım. Aynı şey yine olacak bu takım yine gençleşecek. Bizim ismi geçen sen telefon trafiği yaptın mı ben bilmiyorum ama ben aşağı yukarı bir haftadır telefon trafiği yapıyorum ve benim elde ettiğim bilgiler yabancı bir teknik evet, adam. Evet evet öyle. Okey. Yani bu, bu iki isim milyon yabancı teknik adam. Bu iki isim dışında var mı öne çıkıyor başka abi. bir isim yok, yok, yok. Ben yok. duymadım üçüncü bir yok. isim. Bu ikisini duydum. Ben hatta bir tık ileri gideyim Löv'le anlaştılar diyorum. Sen çok iddialı söylüyorsun. An. Anlaştılar diyorum. Eyvallah. Ben o kadar şu an iddialı söyleyeyim. <laughs> Ama ben mesela şunu anlamıyorum. Yani Löv tabii ki Löv'ü ayrı tutuyorum bu arada. Löv'ün bir sürü geçerli sebebi var. Dünya Kupası var. Çok büyük bir isim. Türkiye'yi iyi kötü biliyor. Burada vakit geçirdi. Fenerbahçe'de çalıştı. Kovulduk Adana'da çalıştı. Da, onları, yani onları da yaşadı. o tecrübeyi de yaşadı. Ama mesela Montella kısmına ben çok anlam veremiyorum yani Montella evet Adana Demirspor'da iyi işler yaptı ama yani bir anda evet. Türk Milli Takımının başına gelecek kadar da bir <laughs> durumu olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası yani başka bir yabancı aday okey ama Montella Diyor, çok doğru, mantıklı arkadaşım. gelmiyor bana ya bu da hani biz de şey gittiler teklif yaptılar değil hani federasyonda aynen. Gündemde olan isimlerden Şu şeyde değil, ya ben sadece şahsi tabii, görüş olarak söylüyorum. Tabii. Bild de yazdı değil mi? Bild gazetesi. Bild de yazdı evet. Mesut Özil. Mesut da yazdı, şey, de yazdı, İngilizler de yazdı. şey de yazdı. İngilizler de yazdı. İngilizler yani. de yazdı. Daily Mail'de da vardı Mesut ve ben Bizim kaynağımız konusu... yabancı basın değil. <gülüyor> değil diyorum. <laughs> hayır hayır. Aa, yanlış anlama Dünden bu konuyu şey yaptık yani. Ya, ya, biliyorsun. Olayın üstündeyiz. Ben Joachim Löw'le bugünler salı, çarşamba, cuma resmi sözleşme imza töreni yapılır diye. Sen yaparsa ona... bir sonraki programda burada sana bir Yok ben bir ya şey olur, yok. ben olur, haber veriyorum ya. bana ne ya. İlk ben verdim diye kaygım yok. o sizin <laughs> kaygınız var. Benim öyle bir kaygım yok. Yani ama Joachim Löw e, bence O zaman da, yarın sen bir açıklama da bekliyorsun. Da? Hı? Yarın o zaman bir açıklama gelmesini de bekliyorsun federasyon. Yani cuma Kuntz günü ves, bir kuns konusu. Kuns ve devamında. Kons'a gelir. Yani değil cuma günü bir imza töreni olması için yarın gelmez. Değil mi? Ee, ben şeyim. beklemiyorum. Yarın abi yönetim kurulu toplantısında konuşulur. Yani biz Hemen o toplantıya biz anlaştık hocamız. Tabii. Heh, o denmez. De denmez. Belki ama toplantıdan biz o bilgiye de ulaşabiliriz bu arada bilemiyorum. Orada belki farklı bir görüş gibi olacak ama ben Ahmet'e şöyle katılmıyorum. Çok da fazla vakti yok bence. Bak Bilmiyorum. bu bir iddia değil ha bu 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 bir haber tabii canım ee, haberin haber olsa iddia olsa iddia diye söylüyor İddia söyler. değil bu bu bir evet. haber yani Joakim Lövle Türkiye Futbol Federasyonu bir diplomasi yaptı şartlarını öğrendi Türkiye Futbol Federasyonu kendisine Türk futbolunun ondan beklentilerini söyledi o da nazik bir dille bir hayır yani. ben gelmiyorum demedi ya gelmeyeceğim demedi ama Prosedür nasıl işliyor siz daha iyi bilirsiniz sokakta olduğunuz için. Önce mevcut teknik adam var takımımızın başında. Kuntz nazik bir dille el sıkışılır gönderilir ondan sonra <laughs> kamuoyuyla paylaşılır. tabii ki Öyle değil mi hatta, Emre? Yani. Hatta, Şimdi bugünden denmez ki ama hatta, biz haberciyiz biz bunu veririz. Hatta şöyle söyleyelim abi zaten yani Kuntz'un artık ayrılığı sürpriz bir şey değil. Malumun ilanı olacak evet, ama federasyon da belki bir nezaket göstermek istedi. Zaten yolları ayırma kararı vermişlerdi çağıracaklar, görüşecekler, sonuç belli. Belki 10-15 dakika sürecek bu görüşme. Sonrasında da artık yeni teknik direktör için zaten belli bir çalışma yapılmış, belli görüşmeler yapılmış bir noktada. İşte Lövle bir temas kurulmuş. Montella ismi geçiyor. Ne aşamadadır bilmiyorum. Ya da farklı insanların kafasında isimler olabilir ama yarın itibariyle Kutsal diyecekler ki senin en başta söylediğin gibi emeklerin için, verdiğin hizmet için çok teşekkür ederiz. Bu da tazminatın, Bence bu bu da konuşulması gereken bir şey. Ciddi bir tazminat olduğu söyleniyor. Yani 1 milyon Euro'nun üstünde bir tazminat olduğu söyleniyor ki ciddi bir para yani şu anki durumda. Çok göz göre göre iş buraya geldi biraz yani. Ama bu süreci de biraz anlatmak istiyorum. Heh, yani Ermenistan maçından sonra gerçekten Kuntz'da yolların ayrılması gibi bir düşünce yoktu. Yani başkan da yani yanlış anlamış. Aptal yani. bir adam değil çıkıp da hani hem hocayı göndereceğini düşünüp hem de bütün suçlu biziz hani bu puanı hep birlikte kaybettik deyip hocasına sahip çıkmaz yani başkan. Gayet e, net mesajlar verdi. Hatta devamında da verdi. Yani Japonya maçından önce de verdi. İyi Ama, niyetli davrandı. Evet yani şey bu böyle kunt şuna şuna net ayırmalıyız. Ben bu konuda çok hassastım. <laughs> hani şey konuştuk ya ilk günden itibaren bir algı Kuns gidecek, Kuns gitti, kunt hani buna karşılık federasyon Allah var gerçekten hat e, şey etik dışı bir şey yapmadı. Yani yok, bu yok. bu şeylere gelmedi ve gerçekten Kunsu'nun hani şey yaptı nasıl diyeyim? Kunsu o maçtan sonra dahi başkan savundu. Burada hani Kunsu yeme dediğimiz şeye izin vermedi ama ne zaman ki Japonya maçından sonraki açıklamalar geldi? Yani Kunsu'la oyuncular arasındaki ipleri tamam, koparacak yoktu. açıklamalar geldi. Zaten başkanın da bir demeci var yine kendi topuğuna sıktı diye. Ondan sonra da bu işe bir müdahale etmek gerekiyor. Artık yani bu iş devam etmeyecek belli ki. Çünkü koptu yani bağlar koptu. Yani onu da vurgulamak gerekiyor. Bu Ermenistan maçı yüzünden gitmiyor Kunt. Yani Mehmet Başkan, Mehmet Bey iyi niyetli Mehmet Başkan davrandı. orada. Iyi e, niyetli davrandı. Orada sahip çıktı ama Japonya maçından sonraki açıklamalarla da bu işin devam etme şansı kalmadı. Bu ayrımı iyi anlatmak gerekiyor ki. Yani mesele Japonya'dan 4 gol, 5 gol, 10 gol, 10 gol. O değil. Da maç, değil. maç maç sonu açıklamalar. Yani evet, onda evet. oyunculara hedef gösterdi artık çünkü. İşte röportajda değil sahada cevap vermeleri gerekiyor diye. Evet. Bir önceki maçta da Hakan Çalhanoğlu'nun aslında biraz böyle hocaya mesaj içeren açıklamaları oldu. Evet. O saatten sonra toparlamak mümkün değil artık zaten. Yeni bir yol haritası çizmek gerekiyor. Yarın itibariyle belli bir aşama kaydedilecektir artık zaten. Kunstla yolların ayrıldığı muhtemelen öğle saatlerinde duyurulur. Ondan sonra yeni hoca için Hakikaten ne kadar zaman var bir bakmak lazım yani bir sonraki milli çok da fazla vakit yok üç tane de çok kritik maç var bir an önce bu konuda aksiyon alınması gerektiğini düşünüyorum ben hemen açıklayabilirim bir ben belki çok yani, şeyden belli kastım bir ya. bir hafta falan var yani milli araya biraz daha var ha sonuçta e, Kuntz'la yollar ayrılacak bakalım ne olacak nasıl gelişecek hayırlı uğurlu olsun alınan her karar Türk futbolu için önemli diyelim ve Şampiyonlar Ligi ile Galatasaray'ımızla tabi Fenerbahçe'miz ve Beşiktaş'ımız da bu Perşembe günü Avrupa'da sahne alacaklar. Ama öncelikle Emre Kaptan'la başlayalım. Milli takımdaki durum bu. Joachim Löw e, ciddi anlamda ön planda. Sonrası ne olur bilemeyiz. Şimdi Emre tabi bugün Florya'daydın. Hocanın basın toplantısı, oyuncuların antrenmanı. Şimdi herkesin ortak sorusu Hakim Ziyeç'in Samsun maçındaki performansı. Acaba Hakim için Zeeç başlar mı? Yarın Kopenhag maçında. Galatasaray taraftarlar kapalı kişi oynayacak maç. Keyifli bir maç olmasını bekliyoruz her şeyden öte. Takımın havası nasıl? Florya'da son haberler nedir? Sen de başlayalım sonra devam ederiz. Abi bir kere tabii çok büyük heyecan var. Yani Okan Hoca hafta içi Şampiyonlar Ligi'nin UEFA'nın resmi yayın organına röportaj vardı. Orada dedi ki Şampiyonlar Ligi kelimesini telaffuz etmek bile benim tüylerimi diken diken ediyor. Heyecanlandırıyor dedi. Bugün basın toplantısının hemen başında benzer bir ifade kullandı. Yani biz bir senedir bu maçı hayal ediyorduk dedi. E zaten bütün kadro yapılanması, bütün her şey, oyuncular tamamen Şampiyonlar Ligi düşünülerek yapılmıştı Galatasaray'da. Bu plan doğrultusundaydı. E Galatasaray yönetiminin de ve teknik heyetinin de planlarının şu ana kadar iyi işlediğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bütün plan Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtan önce bugün antrenmanda hiçbir eksik yoktu. Yani Tabii ki fiziksel olarak yüzde yüzünde olmayan oyuncular var ama artık bütün oyuncular takımla birlikte çalışıyor. Yarın görev verilmesi halinde hepsi oynayabilecek durumda. Şimdi bak logo geldi ben de heyecanlandım mesela. Yani Şampiyonlar Ligi'nin logosu, müziği, her şeyi gerçekten çok farklı bir atmosfer oluşturuyor. Geçen playoff başında dinledik ama aynı tadı vermiyor tabii gruplarla o aynı başka, tadı vermiyor. Playoff başka. Ha. Yok. O biraz böyle fasulyeden gibi oluyor yani playoff'ta çalınan müzik. Heyecan, yine heyecan yaratıyor ama... Tabii ki yarınki başka olacak. Galatasaray adına da birkaç senedir uzak kalmıştı. Hatta geçen sene Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçı izleyemedik. Bir kere kim oynarsa oynasın. Evet. Yani Türkiye'de, İstanbul'da ya da başka bir yerde o Şampiyonlar Ligi müziğini her sene duymamız gerekiyor. Onu özlemiştik. O iyi oldu. Galatasaray'da kadroya dönecek olursak Ziyech'ten bahsettin abi. Gerçekten yani 45 dakikalık performans taraftarı çok heyecanlandırdı. Gelirken, transfer edilirken çok soru işareti vardı. Tam da işte Raşitsa sürecinin üstüne Raşitsa Beşiktaş'a gittik gitti. Ertesi gün Galatasaray Ziyeş'i getirdi. Acaba ona karşılık böyle panikle yapılmış bir hamle mi? Çok planlı bir hamle mi falan gibi tartışmalar vardı ama zaten yani o zaman da anlatmaya çalıştık bunun bir plan dahilinde yapıldığını. Ziyeş de ilk 45 dakikada biraz bununla, bu beklentilere yanıt verdi. Şimdi taraftarı çok heyecanlandırdı. Yarın da ilk 11'de olacak Ziyeş onu söyleyeyim. Yani Tete'nin yerine yarın Hakim Ziyeş'i göreceğiz ilk 11'de. Zaha bugün yine antrenmandaydı. Perşembe günü ilk antrenmana çıktı. Zaha da hazır hale geldi. Okan Hoca %100'üyle antrenmanlara katılabiliyor. Zorlayıcı fiziksel antrenmanlara da sonuna kadar gitti dedi. Yarın bir 30-35 dakika Zaha'yı da izleyeceğiz muhtemelen. Zaha için ama şunu söyleyeyim. Bence Zaha'nın kafasındaki maç, hedef maç. Tabii ki aralarda oynayacak artık bundan sonra ama skora göre mi oynar 30 dakika diyorsun daha? Abi ikinci yarı zaten Önde de olsa Zaha'yı görmek için oynatır. Geride de olsa hücum silahı olarak atar. 60-65'te biz Zaha'yı muhtemelen sahada görürüz yarın Seyran Tepe'de. Ama ben Zaha'nın aklındaki asıl hedef maçın... ...Manchester United'la deplasmanda oynanacak maç olduğunu düşünüyorum. Yani %100'üyle biz Zaha'yı herhangi bir aksilik olmazsa... ...o Old Trafford'daki maçta göreceğiz. Orada çok acayip işler yaptı daha öncesinde. İşte bir yandan da eski takımı... yani ...Manchester United'da çok fazla anısı yok belki ama... ...bir yandan da eski takımı Zaha'nın... Premier Lig'e ben yeniden, ben aslında geriye gitmedim. Ben ölmedim. Mesajını vermek için o maçı ben çok önemsediğini düşünüyorum. Onun dışında kadroda değişiklik olur mu? Şöyle 3 aşağı 5 yukarı bir 11 yapalım hep beraber. Yapalım abi. Mustera, Boy, Sa Sa Boya, Bardakçı, Pol Sol tarafta Anelinho. Anelinho. Orta sahaya geldik. Torreira. Torreira, Kerem. Kerem, Kerem. Demirbay 11'de yani olacak. Bir dakika. Aktürkoğlu mu Demirbay mı dedin? İkisi de. Sol ama orta saatte var. Tamam. İkisi de olacak. Zaten ekrana da geliyor şu an. Üç yerli şakası yapacaktım. Üç yerli <gülüyor> varmış. <gülüyor> Vallahi ben... Burada da <laughs> üç yerliyle devam ediyor Yalız evet. Saray. Kerem Torayra, Mertens aslında merak konusu olan. Yani değişebilecek iki isim vardı Samsun maçından. Ziyeş'in değişeceğini zaten biliyorduk. Ama acaba Mertens'in yerine Oliveira'yı atar mı? Hmm. İşte bir üçlü orta sahaya döner mi düşüncesi? Ya da zaman zaman geçen sene yaptı derbilerde Okan Hoca bunu. Barış Alper'i ikinci forvet gibi yani fizik gücünden faydalanmak için öyle bir şey yapar mı ama Davinson Sanchez olmaz. Davinson Sanchez yedek olur. Yedek. Aslında oynayabilecek durumda bu arada. Yani yarın Okan Hoca görev verse 11'de oynar fiziksel olarak herhangi bir eksiği ama yok. Ama yedek mi çıkacak? Yedek başlar. Onun da sebebi şu abi. Şimdi Davinson Sanchez çok kıymetli bir oyuncu. Muhtemelen ilk 11'e de yerleşecek ama ya yani şimdi Abdülkerim, Nelson geçen sene bu takımın bütün yükünü çektiler. Doğru. Bu takımı şampiyon yaptılar. Ön elemelerde oynadılar. Kupa Şampiyonlar başladı. Ligi'ne getirdiler. E şimdi bu iki adamı kesip Davinson Sanchez'i koymakta Haksızlık. biraz biraz vicdansızlık <laughs> olur yani. Okan Hoca'nın da onu yapacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Bu kadro Icardi'lerde, Kerem solda ki Kerem için mesela Galatasaray taraftarı yıldızlar geldi. <laughs> Şampiyonlar Ligi 11'leri yapılıyor işte bir tarafa daha konuyor, bir tarafa Tete, merkeze Ziye. Ben onlarda hiç Kerem'i görmüyorum da ya yani Kerem'i Bilmiyorum Galatasaray'a Neymar falan gelse ancak kesebilir gibi geliyor. Yani performansını her geçen gün arttırıyor çünkü. Hele böyle eleştirildiği dönemlerde daha da arttırıyor. Yerliden yabancıdan bağımsız Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın. Demirbay olmazsa ne olur? Demirbay olur abi Demirbay. Olur mu? Demirbay'dan memnun. Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'ın en büyük birkaç yıldızından biri. Gerçekten çok mutlu oluyorum ya ben Kerem'in performansından. Evet beyler. Ben sadece bir ismi merak ediyorum. Emre'ye onu sormak istiyorum. Mertens sezon başında çok düşünülmeyen bir isimdi. Yani ana planda çok e, olacağı ile alakalı soru işaretleri vardı. Ama aslında baktığımızda performans olarak son Samsun Spor maçında da neredeyse dokunduğu her topta e, faydalı işler yaptığını gördük. Yani Mertens ile alakalı yani onun performansı içerideki takım içerisindeki yarattığı hava yani sezonun ilerleyen bölümünde Mertens'ten nasıl çok doğru bir soru doğru bir yani bunu merak ediyorum. Vallahi, Vallahi ben de merak ediyordum. Abi hepimizin beklentisi şuydu açıkçası. Bu kadar hücum attığını oyuncu alınınca Mertens geçen seneki matarolünde hmm. sonradan girer, 25 30 oynar falan gibi. Mertens de sezon başında röportajda bu sene son senem falan deyince insanların aklında hep o gelişti. Ama atladığımız şey şu hepimizin atladığı Mertens geçen sene sezon öncesi kampı geçirmemişti. Her ne kadar bir sene yaşlansa da bu sene kamp geçirdi. Daha fit. Mesela sen de dikkat ediyorsunuz. <laughs> geçen senekinden fiziksel anlamda da daha iyi durumda. Yani 37'ye geldi ama daha iyi duruyor fiziksel Kendine olarak. Kendine bakıyor. Çok iyi bakıyor. İdman'ı kaçırmıyor. Asla. Kampta da en çok çalışanlardan biriydi. Yani takımın en yaşlısıydı ama en çok çalışanlardan biriydi. Bir daha abi şimdi Mertens seviyesinde, bu profesyonellikte, bu kariyerde bir oyuncu. Zaten oynayamayacağını hissederse futbolu bırakıyor bu adamlar. Yani ben bir sene daha burada 3 milyon euro alayım falan diye oynayacak bir adam değil Mertens. Yine en üst düzey haliyle oynamaya çalışıyor. Ben zaten normal şartlarda dediğim gibi yani Oliveira'nın oynayabileceğini düşünürdüm ama... ...Mertens'in son haftalardaki performansı yarın bence 11'de tutacak onu ama sonrasında tabii ki değişebilir. Şimdi Zaha evet. net olarak katılınca, Ziyeh, Tete bunlar formunu bulunca, Endombele formunu bulunca... Mesela Bayern Münih maçına, Manchester maçına belki böyle daha güçlü orta sahalarla çıkabilir Galatasaray. Muhakkak hatta. Deplasman'daki maçları falan Mertens yerine daha 2-8'li. İşte Endonbeli olabilir, evet. Oliveira olabilir. Orada eli, eli güçlü yani. Mesela transfer döneminde bir noktaya kadar böyle çok hızlı başladı. işte transfer çalımı evet. o bu herkes çok heyecanlandı ama son 15-20 gün bir ay falan Galatasaray taraftarı da Galatasaray camiası da Acaba plansız mı gidiliyor? Orta sahada özellikle. Orta sahada sıkıntı mı var? Plansız mı hareket ediliyor? Gibi böyle düşünceler oluşuyordu. Son günlerde hatta yönetim çok eleştirildi. Ama şimdi kadroya bakıyorum. Öyle ya da böyle son dönemdeki durum için söylüyorum. Bence çok geniş bir... Yani Galatasaray'ın şu an elindeki 3. 8 numarası Kerem Demirbay mesela rotasyondaki. işte Endombele var, Oliveira var, Kerem var. Kaliteyi yükselttiler. Alternatifleri de kaliteli hale getirdiler. Tabii artık bundan sonrası oyuncuların oynaması yani bu kağıt üstünde olmuyor. Evet. Şöyle söylemek lazım. Burada e, Emre'nin anlattıklarında şuna dikkat ediyorum. Anlattığı her oyuncuyla ilgili rekabetin getirdiği katkıyı çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Kerem'in performansının böyle atmasının sebebi arkada Zaha'nın hazırlanıyor ve geliyor oluşunun çok etkisi var. E, Mertens'in performansını atkı yani Mertens şey demiyor ha gerçekten Teteza işte e, üçüncü transfer neydi orada? Neyse yani. Ziyeş var işte. Ziyeş. Teteza geldi. Ben bu yıl yedek olacağım. Yatayım o zaman diye düşünmüyor. Bunlar bir de üst seviye futbolcular olduğu için. Şu anda motivasyon. Ya, yarın Galatasaray geçen yılki maçlar dahi. Çünkü geçenki kadrodan farklı olarak bir Kerem olacak. Bir de Ziyeş olacak. Endombele de oynar. Angelino mu? da var. Üç tane. Yok şey. on birden 11'den bahsediyorum. Evet geçenki kadro motivasyon olarak şimdi hem Şampiyonlar Ligi ilk maçı Kerem vesaire tüm oyuncular hani bunu bekliyor. Bir de formayı kaptırmamak için şu anda e, birken beş oynuyor adam yani motivasyon olarak. O yüzden yarın herhalde Okan Hoca'nın motivasyon olarak en kolay maçı olacak Tabii yani şimdi. oyuncuları hazırlama anlamında vesaire. Çünkü e, bir futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde kendini ispatlamak istiyor. İki özellikle Galatasaray'ın ucum hattında arkada bekleyen oyuncular şu anda yeni transferler olduğu için şu an henüz kadroya giremedikleri için bu oyuncular %150'leriyle 200'leriyle oynayacak. Endombele dediğine şöyle destek vereyim hemen Endombele'yi de söyleyeceğim abi. <laughs> Mertens geçen sene Zaniolo ilk geldiğinde bir sakatlık yaşadı. Zaniolo oynamaya başladı. Mertens beklenenden erken döndü mesela sakat. <laughs> tabii tabii. Ya yerimi, iş... yerimi kaptırmayayım düşüncesi oluyor. Bu, bu çok izledi. oluyor yani. O şimdi e, Tete bile Şimdi konuşuyoruz böyle ama mesela TT'de şu moddadır. E, bekliyordur forma yani. O da orayı kapmak. Yani bu rekabet özellikle bu noktalarda. Şimdi biraz da sezon başındayız. Henüz e, sezon ortasında bu işler terse de dönebiliyor. Ters etki de yapabiliyor ama şu anda her şeyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçı. Yarın o yüzden çok motive, çok hırslı başlayan bir Galatasaray göreceğiz muhtemelen. Burada şeyi ayarlamak önemli. O şeyi kaçırmamak gerekiyor. Aşırı motivasyonu çünkü Kopenhag ne olursa olsun sinir bozucu bir oyun oynayacak muhtemelen. Molde gibi. Ya Molde'den daha bir tık daha iyi olacaklar ve şey yıllardır hani bu kolvarda gerçekten bizim Türk takımlarından mesela daha tecrübeliler yani neredeyse her yıl Şampiyonlar Ligi'nde grupları da aşağı yukarı mücadele ediyorlar. Ee, Ve para burada, da kazanıyorlar çok da ciddi ya para kazanıyorlar. Öyle yani Oyuncu daha Oyuncu satışından da kazanıyorlar. Son 10 yıla bakalım Aykut abi. Muhtemelen bizim tüm takımlarımızdan daha tecrübelidir Avrupa'da yani. Hani daha Avrupa çok abici. maça çıkmıştır, daha çok Şampiyonlar Ligi oynamıştır. Mesela 10 yıl önce Galatasaray Kopenhag'la oynarken çok daha net favoriydi. Mesela, Zaten 45 dakikada maçı bitirdi öyle. ama şimdi kimse öyle düşünemiyor. Şimdi şey korkuyor yani insanlar acaba Bunlar bize ya o yüzden motivasyon aşırıya kaçmadan bir seviyede tutturulursa yarın galsa istediğini alır. Çünkü dediğim gibi çift motivasyonla birçok oyuncu sahaya çıkacak. Hem o forma rekabetini şu anda getirdiği artı değerler hem de Şampiyonlar Ligi maçını düşündüğümüzde yarın çok motive bir hucum attı özellikle. Yani tabii ki savunmada da olacak da hucumda çok motive bir takım göreceğimize eminim. Bir şey mi diyecek? Ekrana baktım da arkamda logoyu görünce çok hoşuma gitti abi ona bakıyordum. Endombele'yi söyleyeyim daha tam hazır değil. Yani idmana çıkıyor ama fiziksel olarak %100 hazır değil. Endombele yarın yedek başlar. Yani net olarak 11'de olması için de bir birkaç haftaya daha ihtiyacı var. Son maçta gördük çünkü. Samsun maçında güzel hamleler yaptı. Ama yani bildiğimiz endombeleden biraz uzaktı. Çünkü çok hareketli bir oyuncu normalde. Topla gidiyor falan. Onlara çok girmedi. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Şimdi logo dedin de Özgür Akay bizim yönetmenimiz. Furkan'ımın da şöyle tek bir kan versene. <laughs> Şampiyonlar Ligi logosuyla görelim tabii inşallah e, seneye Beşiktaş'ta. İnşallah. eee Şampiyonlar Ligi'ne katılır ki Beşiktaş'ı takip ediyor Furkan. Eee tabii bu bu apolet başka bir apolet yani. Tabii. Ki. O takımı takip eden muhabir için değil mi? Ahmet, başka bir heyecan. Senedir. Tabii canım. Muhtemelen o, o takımı yazmak. İşte uluslararası organizasyonlar etmek. zaten güzel. E bir de bunların <laughs> en iyileri tabii ki çok daha keyifli yani. Evet. Hah, bak Geldi. ikinizin arasında logo. İnşallah seneye hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Bir <laughs> e, şekilde şimdi seneye kaçıncı olacak? Yani o belli i̇ki takım, seneye iki takım, iki, takım iki takım katılma hakkı elde edecek. Ya umarım yıllar aradan sonra iki takımlı i̇nşallah, şampiyonlar ligi olur artık. Kim inşallah. olur? Şimdiden konuşmak için erken ama. E, umarım şöyle bir iki takımla. Çünkü ben hatırlıyorum yani çok nadir de olsa iki takım katıldığında inanılmaz bir de geyik dönüyor. Bak geyik seviyesi de artıyor. Yani sizin grupta şey kavgası. Hakem şunu verdi kavgası şey kavgasına dönüyor. Daha kaliteli bir tartışma. <laughs> Aynen aslında. yani. Olayın seyahat boyutu var. İki kez Or Manchester, iki kez Münih. Bir <laughs> Mün ya şu kez Manchester, bir Münih, bir Danimarka değil mi? Şu yani. <laughs> abi ha hakem sana şunu yaptı, bunu yaptıdan senin grubun daha zor, benim grubum daha zora falan dönüyor tartışmalar. Umarım seneye iki takım birden olur. İnşallah oluruz. İnşallah hani bu iki takımımız da yani en fena bahçemiz en beş taşımız, onlar da inşallah şöyle. Hepsi abi, hepsi. Konferans liginde neden olmasın final? Ki Fenerbahçe favori ara, favoriler arasında. Hem de galiba ya ikinci ya üçüncü favori. Aslında e, daha sonraki en, en büyük yani. En büyük favori. En büyük favori olarak gözüküyor. Evet, beşiktaş'ta beş ya mi, altıncı mi, ya yedinci evet. favori. Ya tabii yani oraya da Avrupa Ligi'nden gelen takımlar olacak vesaire. Hiçbir kupayı kazanmak kolay değil böyle. Ya vallahi. <laughs> Bu sene başında konferans liginin adı biraz küçümseniyor da elediği bak elediği o şanssız yediği. seviye ya gitti şampiyon şampiyon yani. ya işte bizim o istikrarımız kültürümüz yok o yüzden bizim için daha zor bu kupalara ulaşmak Aykut abi yani oyun olarak hatta elediği diyeyim yani oyun olarak seviye maçlarını izle golleri çıkar dersin ki bu turu sarı lacivertli olanlar geçmiş dersin iki maçı düşündüğünde şimdi ama olmuyor işte adamlar kupa Ama senin tabii kontrolcü olduğu için şöyle <laughs> garantici. Şimdi diyor ki Galatasaray temkinli başlamalı. Şampiyonlar Yok, Ligi öyle maçları. Şampiyonlar Ligi maçları. Ona benzer işte. Yani Yok böyle, Galatasaray'la ilgili demedim. Öyle mi düzelteyim. Sadece motivasyona dikkat edilmeli. Yani Hı. o ters dönmemeli. bozucu oynardı. Yani Aynen. Okay. Yani işte kart görülmesi vesaire anlamında. Şimdi Şampiyonlar Ligi ilk maç içeridesin. Seyirci var 60 bin kişi. Kazanman lazım ki moralli başla. Çünkü rakiplerin çok zor. Bu noktada Galatasaray... Hadi hep beraber gidelim gol atmaya değil. Daha mı sence kontrollü oynamalı? Daha mı sabırlı oynamalı? Yoksa bütün varını yoğunu bu maça mı koymalı? Abi bence varını yoğunu bu maça koyacak bir durum yok. Daha grubun ilk maçı. Yani bir de Kopenhag Galatasaray'ın bu gruptaki en direkt rakiplerinden birisi gibi görünüyor. Yani baktığımız zaman tabii ki orada United ihtimali işte ilk iki ihtimali üzerinden baktığımızda United ve Kopenhag. Hani Bayern Münih ihtimali bir kenara bırakmak gerekirse eğer. Yani yarın grubun ilk maçı bence eee kontrollü oynamakta fayda var. Fayda var. Eee 0, -0 oynamak, iyi oynamak da bence Avrupa arenasında çok önemli bir e, detay, önemli bir konu. Ben taraftar önünde Galatasaray'ın ya yani mutlaka tabi oyunun kontrolü tabii. Galatasaray'da olacaktır ama kontrollü oyun bence yarın çok daha akıllı bir oyun olabilir. Hiç cümleyi sana vereyim. Okan Hoca bu hedef başları çok iyi oynuyor abi. Geçen sene derbilerde Beşiktaş derbisi dışında çok iyi performanslar ortaya koydu. Ya da onun dışında da hedef olarak görülen maçlara özel hazırlığını çok iyi yapıyor. İrfan Hoca da bu konuda çok tecrübeli bir isim. Ona çok yardımcı oluyor. Yani ben o açıdan yani Okan Hoca'ya çok güveniyorum bu maçta. Yani o yüzden bir şey demek istemiyorum. Yani kontrollü mü oynasın, baskılı mı? <laughs> onlar en iyisini biliyorlar zaten. O açıdan güveniyorum. Ama biraz daha bekleyen, önde tabii ki presle başlayacak Galatasaray ama zaten büyük maçlarda genelde öyle oynuyor rakibin hatalarını kovalayıp o kapılan toplarla hızlı bir şekilde hücum ederek Galatasaray'ın ben yarın maçı da kazanacağını düşünüyorum. Hatta böyle 3-1 falan gibi bir skor bekliyorum yarın. Ama dediğim gibi en çok güvendiğim, sahada çok büyük yıldızlar var ama en çok güvendiğim isim Okan Buruk benim yarın. Çünkü Başakşehir'de de çok iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde o dönemki kadrosuyla işte Manchester'ı yendiler. Paris Saint Germain'le kafa kafaya oynadılar. Avrupa Ligi'nde gitti gruptan çıktı. Yani bu maçlarda büyük bir güvence Galatasaray adına bence Okan Buruk. Peki. Fenerbahçe'ye geçelim. Ee, oynanan oyun e, alınan 3 puanın gölgesinde kaldı diyebilir miyiz? Oynanan oyun alınan 3 puanın gölgesinde kaldı mı? Ya şöyle Fenerbahçe yani Antalya Spor'a karşı nereden heh, Antalya Spor'a karşı çok iyi bir oyun ortaya koymadı. İlk yarıda özellikle Antalyaspor rahat geçti orta sahayı da e, şey... Şunu söylemek gerekiyor. Ya yani bunu İsmail Hoca şundan dolayı söylemiyor. Ya karşınızda ne olursa olsun maçı 15 gün boyunca birlikte hazırlanmış bir takım var. Senin 14 tane oyuncun milli takıma gitmiş. Bu demek oluyor ki ya yani kalan oyuncularda da antrenman yapamıyorsun. Yani öyle taktik maktik çalışamıyorsun. Genç çocuklar dahil olmak. Aynen öyle yani. 14 tane oyuncun ve önemli oyuncun yokken de doğal olarak 3 günlük antrenmanla buraya çıkıyorsun. kim yani birçok böyle yan etkeni var. Burada Gelecek adına çok büyük endişeler uyandıran bir tablo söz konusu değil. Fenerbahçe 10'da 10 yaptı. Sezon iyi bir başlangıç yaptı. Ne oynamaya çalıştığı da belli. Hani böyle ortada ya bu Fenerbahçe ne oynuyor ya'yı bize sorduracak bir durum da söz konusu değil. Fenerbahçe sadece bazı bu maçta önemli dersler çıkarıldı. Şimdi İsmail Hoca 6 numarada. 6 numara transferi yapılmadı. Burada birinci aday. İsma, İsmail Yüksek orada oynayacak birinci oyuncu. ikinci oyuncu da Crespo. Hoca Zayt'sı da 6 numara olarak kullanmayı denedi. Ben hoca maçın tekrarını izlediğinde Zayt'sı bir daha böyle zayıf rakipler dışında çok fazla 6 numarada kullanacağını sanmıyorum. Çünkü Zayt'sın orada olması şunu yarattı. Zayt fizik Zayt tempo oyuncusu. Orta sahada 3 tane tempolu isim olduğunda, bir tanesinde Zayt olduğunda gerçekten o düzeni çok iyi işletiyor. Gol atıyor, asist yapıyor, giriyor, çıkıyor. Ama fiziksel olarak çok olan bir oyuncu değil. Fenerbahçe 6 numarada Zayt'ı kullandığında Fred de bu güvensizliği hissettiği için sık sık onun yanına doğru kaydı. Fenerbahçe'nin orta sahası bu defa dar alanda oynayan bir yapıya dönüştü. Bence hocanın açısından şu şanssızlık oldu. Hoca devreye 1-0 <laughs> girilseydi bence Zayt'sı çıkarıp direkt Crespo'yu alacaktı. Ama birbiriyle girilince hani hocalarda şey vardır ya bir şey denedik öyle hemen vazgeçmeyelim üstüne gidelim. Tamam bir kazalar oldu bak gol bulduk. Bence bu düşünceye kapıldı. İkinci yanın başında da Zayt'sı çıkarmadı. E, i̇kiyi de buldu Fenerbahçe Zayt oyundayken. Fenerbahçe çok iyi oynamıyorken iki gol buldu aslında. E, i̇kiyi de bulunca Zayt'sı gene çıkarmadı. Bu defa golü de kalesinde gördü. Ya Zayt'sın altı numarada Fenerbahçe ayağında top tutabilen rakiplere karşı kullanamayacağı az çok bu maçta görülmüş oldu. Orada İsmail Yüksek zaten zaten sağlıklıyken oynar Crespo'nun dışında. İkinci golde topu Zayt mı kaptırmıştı evet, başlangıcında? Yani Zais yani bence işte o o pozisyona uymadığını da gösteren bir şey. Ortaya doğru top çıkarıyor. Yani orada çok ortayı tercih etmemeniz gerekiyor. Riskli bir seçenek bu. Biraz bence o bölgenin haf hafızası olmamasından da dolayı. O yüzden hani bu maçtan çıkan ders ne? 6 numarada Zais Fenerbahçe çok fazla kullanmayacak. Yani bu deneme çok başarılı olmadı en azından dediğim gibi top yapabilen takımlara karşı ama şu Fenerbahçe dediğim gibi özellikle ilk 45'te istediği gibi oynayamadığı bir oyunda 3 gol atarak kazanmasını bildi. Ve Fenerbahçe'nin benim burada hep anlattığım şey bu. Fenerbahçe geçen yıl olsaydı mesela bu maçtan puan çıkaramayabilirdi veya berabere kalabilirdi. Fenerbahçe çünkü geriye düştüğünde, beraberlik olduğunda Kadıköy'deki atmosfer direkt olarak çöküyordu. Futbolcuları aşağı çekmeye çalışıyordu. O kırılmış artık. Hala böyle eski günlerinde değil. Ama hani futbolcuları en azından e, mücadele etmeye devam edecekleri bir ortam var. Bu Fenerbahçe'nin bu yılki en önemli kazanımı. Çünkü bu ligde artık Fenerbahçe, Galatasaray özellikle ön plana çıktı. Bu takımlar kolay kolay puan kaybedecekler gibi gözükmüyorlar. Yani bence yine yüksek puanlı bir lig olacak. Tabii daha çok erken ama. Daha çok. Erken. Şu iç saha çok önemli. Yani iç sahada ne kadar hata yaparsanız o kadar avantajlı olacaksınız. Bunu kazanmak çok önemli. Ee, tabii Cengiz sakatlandı. Onunla ilgili de şunu söylemek gerekiyor. 2-3 ee, haftalık bir tedavi süresi olacak ama bir sonraki milli ara var. E, milli aradan önceki maçta riske edilmez tam iyileşsin diye. Muhtemelen Cengiz Ünder milli aradan sonra takıma döner tam anlamıyla. Hmm. Burada Emre Mor da dönüyor. İrfan da formda. Zaten bu ikisi bu arayı götürecek gibi duruyor. Ama Cengiz Ünder bir, bir sonraki milli aradan önce döneceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Ee, onun adına da şanssız bir sakatlık. Ee, yani bunu, milli Aradan sonraki lig maçında oynar mı? <laughs> orada oynar abi. Yani ondan önce ben oynayacağını sanmıyorum. Tam olarak iyileşmesi sağlanır. Onu ifade edelim. Şimdi bir de Perşembe günü e, tabii, e, konferans ligi maçı var. Bu maçta da kadroda en az 5-6 tane yani belki 11'de 11 rotasyon olmaz ama en az 5-6 tane değişiklik olur yine. Olmalı da Fenerbahçe özellikle grup maçlarında yani son 3 yani şimdi böyle büyük konuşup da şeyde olmak istemiyorum. <laughs> Ters bir sonuç falan da yani Fenerbahçe o gruptan elini kolunu sallayarak çıkmalı. Ha, i̇lla lider değil yani bu kadar şey yapmamalı. Ee, yedek oyuncuları Fenerbahçe'nin o gruptan çıkabilecek durumda. Fenerbahçe ligi önünde tutarak en azından grup aşamasında devam etmeli. Yani bu tabii şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Ceko ve Tadic'in istemi yani her maçta oynuyorlar vesaire ama ne olursa olsun bu oyuncuları da dikkatli kullanmalı diye düşünüyorum. Fenerbahçe özellikle Ceko. Herkes tadiç tadiç diyor ama Fenerbahçe boşuna işte bazı şeyleri bilmiyoruz biz ya. Hani şey diye düşünebilir insanlar. Ceko tadiç neden burada Ceko üst planda tutuluyor? Ya yani onu görüyorsun sahada yaptıklarıyla, ettikleriyle. Ceko bu arada geçen sosyal medyada da yazdım. Burada da söyleyeceğim. Bence Ceko tabii ki iyi bir forvet hepimiz hani biliyoruz da. Gerçekten canlı izlediğim bu kadar iyi oyuncu olduğunu bilmiyordum yani. Her hareketi bir şey yapıyor, bir şey alan açıyor, boşluk bırakıyor, şans yaratıyor. Düşerken yaptıkları, Ceko muhteşem bir lider. Fenerbahçe'nin onun üzerine düzen kurmasının doğru olduğunu görüyoruz. Mesela görüyor. yanlış hatırlamıyorsam golü attı, gitti, topu ağlardan alıp geri getirdi. O yani bunlar var ya aslında ben, çok önemli detaylar. Ben hemen Kazanma buna iste. bir tane ekleme yapayım. Yani. Sahada kimsenin görmediği bir şey, İkinci golde VAR incelemesi yapıldı. Herkes hakemin başında beklerken Ceko kalecinin yanına gitti. Topu alıp orta sahaya atmak için. Kaleci de vermeyince tatsızlık da yapmadı. Bekleri geldi topu hemen orta sahaya attı. Yani herkes orada 10 futbolcu hakemin yanında. O kalecinin yanında çünkü gol olacağını düşünüyor. Orada hakeme de bir mesaj veriyor yani. Bunları düşünen çok... Hem hakeme hem tribünlere tabii, hem tabii, oyunculara. Tabii tabii, tabii. tepkisini arttırıyor böylelikle vesaire. Ceko Fervaç'a çok iyi bir lider transfer etmiş. Oyunculuğu da ben tabii televizyondan izleyebiliyorduk. Canlı izleyince gerçekten ne Inter sözleşme ilemek istemişti. Avrupa'dan başka talipleri de vardı. Bunların neden olduğunu görebiliyorsunuz. Yani başarı asla tesadüf değil. değil. Işte bunlar. Yaş maş hikaye sahada bak şunlara izleyicilerimiz ne kadar hani ekrana yansıyor ben bilmiyorum maçı canlı izlediğim için. Ceko 89. dakikada Solbek'in kademesine geldi gene bu maç. İrfan'ın kademe 3 farklı oyuncunun kademesine gitti onlar işte pozisyon geri dışarıda kaldığı için ve tek fark olduğu için. Gerçekten bunu 38 yaşındaki futbolcu yapıyor. Sorumluluğa takım arkadaşlarına Şimdi, verdiği hissiyata bakar Sana 6 numara soracağım ama önce bir Furkan'la Emre'nin de görüşlerini alalım. E Fenerbahçe bir ara herkes ya işte geçen seneki o 3-3'lük üç Ümraniye maçı acaba bir, bir, bir endişe Tabii, öyle taraftarın üstünde. Üç, 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 Abi bir de Kadıköy'de ilk dakikada oyuncu sakatlanınca herkesin aklına bir, bir iki eski maç geldi böyle bir şeyler oldu. Aynen olmuştu. aynen. Moral bozdu ama sonra işte kadronun ve oyuncu grubunun değil mi Furkan Emre kaliteli olduğunu işte Şimanski çıkıyor bir yerden, Fred çıkıyor bir taraftan, Tadiç var. Yani demek ki şunu çok net gördük. Kaliteli oyuncun varsa sorun çözebiliyorsun. Sorun çözebiliyorsun. En en kritik kelime kalite abi bu sene bence Fenerbahçe adına. Geçen sene de sık sık bunu konuşuyorduk. Yani geçen sene de çok böyle gümbür gümbür bir başlangıç yapmıştı Fenerbahçe ama devamını getirememesi işte büyük maçlarda sıkıntı yaşaması en önemli faktör kaliteydi. Yani çok böyle kimsenin görmediği bir şey de değil evet. zaten herkesin konuştuğu bir durumdu. E Şimdi Antalya Spor maçında bakıyoruz mesela Antalya Spor ilk yarıda planlarını çok doğru uyguladı işte kafalarında bir plan vardı hep o doğrultuda gittiler. Bu arada Antalya'nın bunda... da hakkını vermeliyiz. Evet, elinde. evet. Yani, yani Fenerbahçe kötülüğü üzerinden konuşmak doğru. Tabii mu? tek taraflı bakmamak evet. lazım. Onlar da iyi bir planla hazırlanmışlar. Ve bunu da çok iyi yansıttılar sahaya. Yani Fenerbahçe'nin zaafı olabilecek şeylerin evet. üstüne gittiler. İşte mesela maç 1-0 iken çok net bir pozisyon oldu. Antalya'lı oyuncu dışarıya attı. Ceko'ya gelince onu dışarıya atmıyor mesela. Yani Aynen işte öyle. aradaki kalite farkı ve işi çözme becerisi orada portreye okay, giriyor. Çıkıyor. Yani Selim'in dediği şey çok doğru bu arada. Yani Ceko Fenerbahçe adına çok büyük bir lider. Tabii ki artık 38 yaşında 25 26 yaşındaki belki çevikliği, atletizmi yok ama e, şu an zaten ona da ihtiyaç yok. O kadarına zaten ihtiyaç yok Türkiye Ligi için. Çok net bir şekilde takımı sürüklüyor. Yani Tadiç mesela bu bu maçta belki o kadar etkili değildi. Kalitesini zaman zaman hissettiriyor belli pozisyonlarda ama Selim'in dediği çok evet. doğru. Yani bir numaraya Ceko'yu koymak Hı, Fenerbahçe şey. adına çok doğru bir hareket. Evet şimdi devam edeceğiz tabi reklam dönüşü Fenerbahçe'de konuşacağız. Beşiktaş'ta ilgili de sorular var onları da yanıtlayacağız. Trabzonspor'u konuşacağız. Şimdi bir mola sonra devam. Devam ediyoruz. Fenerbahçe ile ilgili tabi soracağımız birkaç soru daha var. Bir Cengiz Ünder'in durumunu anlattı. İki bir rotasyon meselesi var. Kadroda yapacak mı Avrupa maçı sonra lig. Zaten kupada başlıyor ama daha var. ...ciddi bir rotasyon yapar mı İsmail Hoca... ...yoksa benim 11'im budur... ...artık ben böyle bu şekilde Yok, maçlarımı yani, oynayacağım der mi? Yapması da gerekiyor... ...yapacaktır da bence en az 5-6 oyuncu değişir... ...öyle gözüküyor... ...yani Bahçı başlar... Avrupa'da... Ee, Joshua King, Crespo bunlar forma bulabilir... ...hani ilk 11'de hangisi olur olmaz bilmiyorum... tabi Tadic her maçta oynuyor... ...o biraz kendi isteğiyle de alakalı... E, ...bence ama... E, Bence onu da değiştirmek gerekiyor. değiştirecek. Ya yani En az 5-6 oyuncu değişecektir. Onu net bir şekilde ifade edelim. Cengiz dediğimiz gibi tekrar da hatırlatalım. Milli aradan sonra döner. Yani Sakatlı 2-3 hafta. Normalde milli aradan önceki maça yetişir ama zorlanmaz. Hani Tam iyileşsin, tam güçlensin diye beklenir. Ondan sonra, milli aradan sonra Cengiz Ünder dönecektir. Takımı sen takip ettiğin için sana so so soracağım ama Dışarıdaki gözlere bir sorayım önce. Emre'ye sorayım. Fenerbahçe'nin 6 numaraya ihtiyacı var mı? Şöyle yani mevcut kadrodan bence bir çözüm bulabilir İsmail Hoca ki bulacaktır da ama yani insanın aklına da şu geliyor. Fenerbahçe çok iyi oyuncular aldı. İşte Ceko'dan bahsettik, Tadiç'ten bahsettik, Fred, Şimanski çok böyle insanı heyecanlandıran yıldız isimler. Onlar bir 6 numarayla tamamlansa sanki böyle o iş daha Fenerbahçe taraftarının içine sinecekti gibi. Ama yani Ocak ayına kadar İsmail Hoca'nın ben rahatlıkla bu da bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Ama tabii ki olsaydı hem taraftarı daha çok heyecanlandırırdı hem de bu kadar iyi kurulmuş bir kadro daha kusursuz bir hale gelebilirdi belki. İstediler ama sonu şeyi. Evet. El Musrati'ye olmadı. Demek ki ya çok rakam Ya çok, çok istedi. Sonunda çok uğraştılar. Musrati'ye 15 <laughs> milyon euro istiyorlardı. Öyle bir bütçe yoktu. Yani 6 numarada isteyen, ya yani şu Krunic bu akşam da e, maçın yıldızı olmuş galiba. Hmm. Maç 0-0 bitti. Milan'la. Milan-Nifkasıl maçı. Şunu söylemek lazım. O dönemde Kuruniç ismi çıktı. Yani biz anlatamıyoruz bazı ve anlatınca savunuyor pozisyonunu düşünüyoruz. için ilk ismini verdik. 6 numara bu değil dediler futbolu lemaları. <laughs> Ee, Pioli kesin satmayın dedi zaten. Dedi oyuncu ikna etmişti Fenerbahçe. Milan o oyuncuyla sözleşme inleyeceğiz. Adamlar satmadı yani çünkü Sat. 6 numarada taş gibi top oynuyor. Öyle. Oyuncu 6 numara evrildi çünkü Fenerbahçe'nde Burada Ceko'nun da işte aslında takımın bazı mesajlar çıkıyor. Ceko takımın ne oynayacağını İsmail Kartal'la gayet iyi analiz etmiş. Bir oyuncu öneriyor. Bu oyuncu normalde 8 numara Hocası onu Fenerbahçe'nin düşündüğü rolde 6 kullanmaya başlıyor. Bu işte doğru futbol aklı bu oluyor. Yani ihtiyacınızı doğru belirliyorsunuz, doğru adama gidiyorsunuz ama burada sorun Milan satmadı yani sözüme e, ulaşmadı. E, kurun işten sonra belki 20 isme gidilmiştir. Bir türlü kimisinin parası, kimisinin seviyesi, kimisinin e, taraftar tepkisi yani ben şeyde ne olursa olsun rakamları bilmiyorum belki onun da etkisi vardır ama Andre Gomez de kıyamet koptu mesele. E Fenerbahçe'de doğal olarak her şeyi dikkate aldı. Şimdi 4 aylık bir süreç. Bu süreçte de elinizde İsmail Yüksek var. Crespo işte gitmedi bir yere o kaldı. O da kullanılacak. Kadro içinden çözüm bulunmanın ve devre arasında gerçekten orada kaliteyi arttırmak istiyor Fenerbahçe. Yani net bir Hı. hamle yapmak Hı. istiyor. Peki şimdi devam edeceğim. Sen Divakovic'i de, de soracağım. Sence de var mı altı numara ihtiyacı var? Sen de Selim gibi mi düşünüyorsun Emre gibi mi? Ben Emre gibi düşünüyorum. Şöyle ya tabii ki böyle bir gündem olması taraftarda bir beklenti yaratmış olabilir. Bunu da bence normal karşılamak lazım. Ama mevcut kadronun Fenerbahçe'de bir altı numara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. En azından Emre'nin dediği gibi yani Ocak ayına kadar bu kadronun hem ligi hem Avrupa'yı, hem de Türkiye kupasını bence rahatlıkla götürebilecek Kalite sahip olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe çok iyi bir transfer dönemi geçirdi Birazdan Beşiktaş'ı da zaten konuşacağız Ben en azından Beşiktaş'ı takip ettiğim için Beşiktaş'la kıyasladığımda Bu transfer döneminde Fenerbahçe çok daha Doğru hamleler yaptı bence Bunu e, itiraf Olarak da belki değerlendirebiliriz Sana şu Onana ile ilgili çok soru geliyor Konuşuruz birazdan Onu Zaten orada da, evet bir bugün epey gündemi Meşgul eden bir konu oldu Onana konusu şimdi, Yine. Şimdi bahsetme Olur çünkü önemli. Birazdan konuşuruz. Tamam. Söz vereceğim sana. Selim Livakovic'in eleştirileri var. Ya şöyle daha adamın ilk maçı yanılmıyorsam değil mi? Ee, Hırvatistan milli takımının kalecisi Dünya Kupası görmüş, kulübünü şampiyon yapmış, çok son derece başarılı bir kaleci ama biz biraz çok mu sabırsızız? Bolseverler. Mustara'nın ilk geldiği günleri. Çok acımasızız? Yani direkt ondan örnek vereyim. Muslera ilk geldiğinde hatırlıyor musun Emre? Elleri, Elleri küçük. küçük. Elleri ya ilk maçta. Birkaç daha. kötü gol yedi adam. İlk maçta hatalı gol yedi. İkinci maçta da kırmızı kart gördü Antep maçında. Heh, yani baya böyle şey ama var. Yani taferel bu... ve Mondragon'dan sonra sonra eleştirilmesi gayet normal de. Ya ama işte yani. Abi, şu anda mesela... abi adam şu an mesela Galatasaray efsanesi efsane efsane haline geldi. Be. O andaki fikirlerle hareket edilse. Aynen öyle. Yani biraz biraz sabretme. Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ya yediği goller bence bir hatalı tarafı yoktu. da tutabilirdi ayrı konu da. Livakovic kalede güven verdi. Fenerbahçe'nin 6 ayda zaten kötü kaleciliği sıkıntı buydu. O kaleyi doldurmak dediğimiz şey. 2 gol yemiş, 3 gol yemiş. Maçına göre 5 gol değer kaleci yani. Öyle <laughs> yani, yani. Bu mevzu bunlar değil. Livakovic kaledeyken bir basit hata yapmadı. Özgüvenli kaleci şey yani insanlara bir tedirginlik yaratmadı. İrfancan da bunu sağlıyor muydu? Sağlıyordu ama İrfancan'ın ee, şunu kabul edelim ki daha var önünde yani Fenerbahçe'nin kalesini alması için <laughs> kendini geliştirmesi gereken noktalar var vesaire. Livakovic e, kalede ilk maçta güven verdi. Benim güven verdiden kastım stat'taki biz anlıyoruz yani o şey hissediyor. Fenerbahçe stadında duygular çok net son yıllarda. Panik, hani işte güvensizlik. Bunları anlayabiliyoruz. Acaba mı böyle Ümraniye Yo, maçı? Yok işte, işte diyorum ya biz onları hissedebiliyoruz. Bu maçta e, ee, Livakovic kale 2 gol yemiş olabilir veya yiyeceği gollerden kurtaracakları olabilir. Ben teknik yorum yapmak bile istemiyorum. Çünkü kaleci konusu Türkiye'de gerçekten kaleciden ne sözse az. En az bilinen konu futbola dair kalecilik konusu. En az bilinen konu ve en çok fatura kesilen nokta. O golle şu hatalı, bu golle bu hatalı. Çok kolay kalecinin üstüne ihale kalıyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Livakovic o maçta tribünlere güven verdi performansı da artarak devam edecektir. E, kaleciler zaten bu yaşlardan sonra iyice vites yükseltiyor. Uzun yıllar burada kalır mı bilmiyorum. Livakovic e, hani transfer de olabilir devamında ama Fenerbahçe kaledeki o güvensizlik konusunu ortadan kaldırdı. En önemlisi bu. Seyircinin psikolojisi nasıl? Orada ciddi anlamda değişim var. Normalde Fenerbahçe 1-0 geriye düşecek. 2-1 öne geçtikten sonra 2 olacak. Bizim o statta e, şey oluyordu böyle. E, kara bulutlar çöküyordu yani futbol sessizlik böyle garip garip sessizlikler. Zaten ilk maçlarda İrfan yuvalanınca bazı şeyleri böyle biraz eldivensiz anlatmak istiyorum. İrfan yuvalanınca birkaç tribün grubu artık siz ne yapıyorsunuz deyip böyle saldırı demek istemiyorum da oraya yönelik sert tepkiler oldu. Ve açıkça söylendi yani buraya siz açıklamalar yapıldı tribün grupları tarafından. Siz buraya ee, şahsi şeyinizi e, şi, tatmin etmeye gelmiyorsunuz. Egonuzu tatmin etmeye gelmiyorsunuz. Bu futbolculara destek verilecek yani. ya Taraftar denilen şeyin temel amacı da destek olmaktır. Hele sezon başında. O yüzden Kadıköy'de bu noktada Ama gelişme var. Ama onları da var. anlamak lazım. Bak şimdi. <laughs> şimdi ne, neden bunu söylüyorum? Sana muhalefet yapmak için değil. Ama onlar da cebinden para harcıyor. Gidiyorlar, geliyorlar oynanan kötü oyun. Abi dünyadaki taraftarların %99'u bunu yapıyor. Ama bu sene bu sene daha farklı. Evet işte böyle olmalı. Bu sene daha iyi destek veriyor. Takımınızı ben sana fark daha itici. mi? Bu maçın sonunda maraton alt ayaktaydım son 20 dakikasında vesaire. Çünkü oyuncu grubuna inanıyorlar. İnanıyorlar bir. Tabii onların da etkisi var. Ben hani bu sadece tek taraftan okunmaması gerekiyor ama Maraton alt Fenerbahçe için sembolik bir yerde. Full değil mi? E, full zaten hani gündüz maçı olmasına rağmen fulldü. Pazar günü güzel saat full olması çok şey değil ama maraton alt tribünü Galatasaray ile Fenerbahçe'nin geçen yıl çok ciddi bir farkı vardı. Kameranın çektiği yerdir maraton alt. Galatasaray'da orası hep ayakta izliyor, seyirci şeyin içine katılıyor. Fenerbahçe'de geçen yıl orası tamamen oturarak izlemişti. Bu maç son 20 dakika ayaktaydı. bu bir göstergedir bazı değişiklikler. Şu çok önemli değil mi futbolda? Bak geçen yıl Galatasaray mesela Geriye düştüğü maçı çevirebilecek oyuncu grubuna inanırsa taraftar o zaman öyle tabii ki onlar da başka bir o etkileşimler de önemli ama Fenerbahçe'de hani iyi oyuncu grubu da olsa ya yani son yıllarda sorun vardı. Şimdi, ama bu sene yok galiba. En azından düzelme yolunda ilerleyen yani. bir süreç var. Kadıköy şöyleydi. Kadıköy'de Fenerbahçe gerçekten 12 kişi oynuyordu. Fenerbahçe tribünleri hep eskiden şey yarışları çok yapılırdı hatırlarsınız. Hangi tribün grubu daha iyi? Hangisi daha iyi bağırıyor? Ben hep şunu söylerdim. Fenerbahçe en iyi falan olmayabilir ama saha içine oyunu en çok etki edebilen e, topluluk Fenerbahçe diyordum. Bu özelliğini kaybetmişti. Bu da çok önemli bir eksiklik yaratıyordu. Bu yıl bu eskiye dönüş var. Takımın aşağı çekme olayı azalıyor. Bu konuda dikkatli bir şekilde devam edilmeli. Fenerbahçe Kadıköy'de deplasmanda oynuyor gibi oynamıyor bu sene buna dikkat edilmeye devam Son soru edelim. kısa cevap Beşiktaş'a geçeceğim. İrfan Can Eğribay mı olur kalede. Değişeceğini sanmıyorum. Bir süre Livakovic, oynar ama ligde Şu de bazı sordum. maçlarda İrfan Can Eğer İrfan Can'ı oynatırsa bu Livakovic'e güvenmiyorum anlamına gelmez. Yok hiç alakası yok. Tamam. Ama şey rotasyonla ilgili son bilgi de yarın daha iyi öğrenir. Tamam. Hani daha iki gün olduğu için maçı. Bas toplantıları da zaten yarın. Yarın hepsini Aspor ekranlarından izleyebiliriz. Saat kaçta Fenerbahçe e, antrenmanı? Fenerbahçe bak, antrenmanı e, dörtte 16'da, basın toplantısı toplantı. 5.30'da e, antrenman var. Hepsini A Spor'dan izleyebilir izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın kaçta o da? Beşiktaş evet. akşam saatlerinde gidecek. Saat 8.30'da hocanın basın toplantısı var. 9'da da antrenman var. Brüj'de, Belçika'da olacak tabi bunlar. Takım bugün son antrenmanı yaptı. Hatta başkan da antrenmanı tesislerden takip etti. Beşiktaş'ta tabi yani yaklaşık bir saattir Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı hem saha için özellikle konuşma şansımız oldu ama Beşiktaş'ta maalesef yine saha içini konuşamıyoruz. Bugün bambaşka bir konu başlığı Beşiktaş'ta belirdi. Beşiktaş'ın aslında Aykut abi çok uzun zamandır camia içerisinde, kendi içerisinde ne yazık ki yaşadığı bazı problemler var. Yani bugün Beşiktaş'ın transfer dönemini eleştirebiliriz. Beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir, gelen isimler eleştirilebilir. Aynen. Ama bugün Beşiktaş'ın kadrosuna katmış olduğu bir oyuncu üzerinden bazı e, ...algılar diyeyim tırnak içerisinde yapılmaya çalışıldı. Ne yazık ki daha önce Beşiktaş'ta başkanlık adayı olan bir isim. İsmini zikretmemek belki daha doğru olur şu anda ama... E, ama şey, Mehmet altına bırakmayalım kimse. Bence herkes anlamıştır zaten. Kendisi de Ay anlamıştır. Şey, bu yazıldı, çizildi mi? Tabii tabii. Yani sabah saatlerinden beri sosyal medyayı çok meşgul eden bir konu, gündemi meşgul eden bir konu. Can Onana Beşiktaş'ta bu transfer döneminde çok tartışıldı. Bunu kabul ediyorum. Bu tabii ki de tartışılabilir ama Onana ismi üzerinden şahsi kişisel sorunları, meseleleri halletmeye çalışmak bence doğru değil. İşte isim benzerliği üzerinden Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama Onana ile alakalı yapmış olduğu bir açıklama. Ne demişti? Ee, Sayın Başkan'ın yani Onana transferinin sebeplerini anlatırken yani oyuncunun işte geçmişteki talipleri, işte Fransa ligindeki kariyeri üzerinden bir açıklama yaptı ve bununla alakalı bugün Sayın Başkan'ın yan Onana'yı değil bu arada bu konuyu konuşmak bile çok eee abez bir konu gibi. Yan Onana'yı değil bir başka Onana olan Andrei Onana'yı kast e, kastettiği ve sanki Sayın Başkan'ın bu oyuncuyu yanlış biliyormuş gibi bir e, açıklaması açıklaması oldu. Yönünde, öne, sürüldü. Bugün öne sürüldü ama bu, tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Yani Beşiktaş Kulübü Başkanı'nı bilmez bu şekilde e, itham etmek itham etmek Hı. çok yanlış bence. E, onan'a dediğim gibi bu transfer tartışılabilir, konuşulabilir. Bu arada iki Onan'a zaten çok da fazla karıştırılabilecek de oyuncular değil. Yani birinin piyasa değeri 45 milyon euro, birinin piyasa değeri 4 milyon euro. Yani çok da fazla e, isim dışında çok da fazla benzerliği olan oyuncular değil. Bu arada şöyle bir açıklaması da vardı bugün. Ee, kendi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada kim? Onana konusunda kim Hürser Bey'in, Hürser'teki noktay e, 2022 yılında Lille'de lisansı çıkartıldığı yönünde bir beyanı var, açıklaması hı hı. var hı hı. yapmış olduğu paylaşımda ama zaten Onana 2021'de Bordo'ya transfer oldu Fransa'da. Yani zaten bu e, çok örtüşen bir bilgi değil bir paylaşım değil yani bence bu tip paylaşımları yaparken biraz daha bunların altını doldurmak lazım Beşiktaş kulüp bunun bir açıklama yaptı mı yapmadı <laughs> ee, belki de yapma gereği duymamış olabilirler çok da hani bakış açıları tabii ki nasıl oldu bilmiyorum ama yani Beşiktaş başkanına bir e, antipatiniz ya da bir sorununuz varsa bunu başka şekilde çözmek gerekir bence Beşiktaş kulübüne zarar vermeden çözmek lazım başkan aslında kapattı şey konularını stres hani seçim çağrılarını çok fazla yapılıyordu. Kapattı. Yani biz görevimizin başındayız. Şey olacağız dedi. Tabii Trabzon ya tam bunlar konuşurken zaten böyle olur gerçi büyük camialarda. Hani bir şeyler kötü giderken böyle her şeyi daha da kötü yapan bir şey olur ve Trabzon maçı şöyle, mağlubiyeti şöyle mi? Sonrası şöyle mi soracağız o zaman? Doğruya doğru. Yani dışarıda bekleyen bir grup var. Beşiktaş'ta kötü gittiğinde o grup hemen e, sahneye çıkıyor, bağırıp çağırıyor, sert davranıyor, başkanı yıpratıyor. Bir sonraki hafta iyi giderse takım onlar tekrar susuyor. Yenildiğinde bir daha çıkıyor. Böyle mi? Tam büyük camialarda büyük camialarda genelde böyle <laughs> tamam, bu çok abi oluyor. Çünkü kötü gidiş çok olmaya başladı Beşiktaş'ta son dönemde. Bir de biraz enteresan bir panik hali oluştu. Yani ben bu, bu kısmı ben çok anlayamadım açıkçası dışarıdan bakan biri olarak. Bir sezon biterken işte Beşiktaş iyi bir ritim yakaladı. Şenol Hoca göreve geldi. Bir seri yakalandı. Neredeyse ligi ikinci bitiriyordu son hafta kazansaydı. Yani o noktalara kadar getirdi işi Şenol Hoca ve bir şablon oluştu. Mesela geçen Ahmet Başkan son basın toplantısında çok doğru bir şey söyledi aslında ama bunu süreçte insanlara bence çok doğru anlatamadılar. Ahmet Başkan şunu dedi. Biz devre arasında zaten transferlerimizin büyük bölümünü yaptık dedi. Biz de sezon biterken burada hep şunu konuşuyorduk mesela. ...yeni sezona hazırlanırken en az transfere ihtiyacı olan takımlardan evet. biri Beşiktaş. Çünkü hocasını belirledi, sistemini oturttu. Belli noktalarda kaliteli oyuncuları var. işte Getson'la, Hacı Ahmetoviç'le iyi bir orta saha kurgusu oluştu. Zaten Abu Bakar bir takım belki soru işaretleri vardı gelirken. Hepsini bir kenarda bıraktı. Çok iyi performansla başladı. Cenk kendini toparladı. Yani hücum hattında da çok fazla bir sıkıntı yok. Yani alınması gereken belki bir sayısı gönderip iyi bir stoper almak gerekiyorken Beşiktaş'ta işler bir anda çok alt üst oldu. Şimdi Pendik maçından sonra mıydı Furkan? Evet. Hı hı. Bir, hayır. Yönetimi istifaya davet evet. eden. Pendik maçı. Pendik. Zaten sezonun ilk... Kaybedilen maç değil 1-1. Şu anda şen evet. Şenol Hoca sadece Ama kayıp uzun zamandır yani bir tane maç kaybetti. O da Trabzon maçı. Zaten takım kazanarak yani sağ... geliyor. Abi daha lig başlamadan zaten yani sağ sonuçları Heh. gelmeden... İşte. O Transfer dönemi belki şu yani şunun tabii ki yüzde kaç etkisi olmuştur bilmiyorum ama... ...mesela Tadiç konusu Beşiktaş camiasında biraz böyle bir yıkım durumu oluşturdu. Yani biz bu sene çok böyle transfer çalımı konuştuk. O ona attı, bu buna attı falan diye de hangisi etkilidir değildir onlara tekrar girmek istemiyorum zaten. <laughs> Asla girmek istemiyorum bir ama en çok etki yaratanlardan bir tanesi Tadiç oldu somut olarak baktığımızda. Çünkü diyorum yani Beşiktaş taraftarı yeni sezonu umutla bakıyordu. Şenol Hoca belli bir ritim yakaladı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi ile uğraşacak konsantrasyon oraya gidebilir. Fenerbahçe'nin daha o zaman için tam ne yapacağı belli değil. Yani en umutlu bakan taraf şu an her şey alt üst oldu. Sezon bitmiş gibi davranıyor. Yani Ya daha zaten daha daha sezon başlamadan hafta. sezon bitmiş havasına girdi Beşiktaş camiası. E öyle olunca da tabii işler olumsuza gidince o zaman büyük camialarda her zaman muhalif gruplar çıkıyor. Şahsi hesaplar olabilir. Ben Beşiktaş dinamiklerini o kadar bilmediğim için çok böyle derinlemesine yorum yapamam ama bunlar da normal. Yani işler kötü gittiğinde olabilir ama Selim'in dediği doğru. Başkan çok net bir şey söyledi. Ben burada görevimin başındayım. Mayıs ayında da varsa aday olacak olan kongreye gideriz. Tekrar orada biz bu sorunları çözmeye çalışalım diye ama iş tabii böyle giderse yani bu dışarıdaki hava bu şekilde devam ederse o zaman yani bu süreç daha erkene çekilebilir yani. Fay hattı kırıldı. Kırıldı. Yani Fay attı, bir şekilde bir maçta kırıldı. Belki Emre Kaplan'ın dediği gibi transfer dönemi belki yönetimi zor durumda bıraktı. Yapılan eleştiriler, bıraktı yani. çıkan Taraftar, haberler. Yani transfer döneminde yaşananlar taraftarda camiada bir kırılganlık yarattı zaten. Sezon başlamadan yarattı. Yani gelinen noktada evet şu ana kadar 10 resmi maçı var Beşiktaş'ın. Avrupa ve lig dahil. Ee, yeni transferlerin aldığı sürelere bakalım. Şöyle bir hatırlayalım. Mesela Trabzonspor karşısında. Geriye düşen bir Beşiktaş'ta devre arasında hocanın oyuna etki etmesi için yaptığı hamleler Abubakar, Muleka ve Masuaku hiçbiri bu sezon gelmedi. Peki kulübede kimler oturuyor? Onana, Chamberlain, Erik Beyli. Yani bu noktada taraftarın biraz bu konuda. Yani yapılan hamlelerin doğru mu, yanlış mı, yeterli mi, yetersiz mi bununla alakalı bazı hoşnut olmadığı, memnun olmadığı noktalar var. Bunu da... Ee, tabii ki haklı bulan, haksız bulan olabilir. Ya yani camiada bir kırılganlık var. Şimdi hazır mı o? Yedi günde kaç? Oo, çok zorlu bir Yedi süreç. Yedi günde 3 maç. O hazırsa verelim onu da. Şimdi benim anladığım Furkan'ın söylemek istediği, anlatmak istediği, vurguladığı konu şu. Kaybedilen Trabzonspor maçında Şenol Hoca'nın hiç mi etkisi olmadı? Olur mu? Yapılan burada, değişiklikleri... burada burada iyi yani, hale. ya bunu şey olarak söylemiyorum. Ben dışarıdan bakan göz olarak söylüyorum. Burada ihale yani Şenol Hoca'ya kalmaz büyük çerçevede. Yani maç. ortada çünkü. Evet evet. Yani bir, bir de çok malzeme ortada bir de emne yani çok şey var. Ne derler ona? Hani Şenol Hoca bir şeyler yaptı, başardı gibi gözülüyor. Geçen yıl bir şeyler yapıldı ve muhalefet benim gene dışarıdan gördüğüm kadarıyla Muhalefet şeyin kokusunu aldı artık. Seçimin yani o o şeye girilmiş yani bu seçim bir şey olursa e, ihale yönetime kalır. Kalacağı yani bu kokular var. alınmış olduğu için Beşiktaş'ın ne ihtiyacı var? Şöyle 6-7 maç kazanma ihtiyacı var. O 24 Mart'lık seri vardı ya işte Trabzonspor <laughs> maçına kadar olan seri. Bir benzerine daha ihtiyacı Aynen öyle var ihtiyacı işte. var. Sonuca ihtiyacı var yoksa ya şey diyorum ya, muhalefet o kokuyu, kokuyu almış yani. Bir de mesela şey diyorlar, işte neden Şenol Hoca böyle bir maçta maç eksiği olan Cenk'le başlarda Abu Bakar niye kulübede oturur? Gibi? Abu Bakar'ın da idman eksiği var diye evet. yani muhtemelen onu düşündü. Muleka mesela. Abi bir de mesela ilk bölümde Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den bahsederken çok kısa mesela işte Galatasaray öneleme oynadı. Çok iyi oyunlar ortaya koymadı. İkarıda çıktı, iki tane gol attı. Moldeyi eredi, geçti. İşte Fenerbahçe için bu hafta diyoruz ki belki çok görkemli bir oyun oynamadı. Ceko attı. Şimanski bir tane böyle uzak köşeye bıraktı. Attı geçti. 3 puanını aldı. Beşiktaş Trabzon maçını izlerken özellikle ilk 30 dakika evet. Beşiktaş çok iyi oyun oynadı. Yani belki de Şenol Hoca'nın kafasında planladı her şeyi yaptı ama o ileride o kalitenin olması gerekiyor. Yani Cenk'te tabii ki bu kalite var ama o da fiziksel olarak hazır değil. Yani Beşiktaş'ta özellikle ileri uçta o üretkenlik noktasında bir kalite eksikliği hissediyoruz. E Biz bunu hissediyorsak taraftar çok daha fazla bunu fark ediyor. E öyle olunca da isyan edilmesi kaçınılmaz oluyor. Yani Beşiktaş taraftarı alıştı. Abu Bakar işte ondan önceki senelerde Gezzal'ın müthiş performansları, Piyaniçler geldi, Alex Teixeira'lar geldi. Bunları gördüler, bunları izlediler. E şimdi daha farklı bir tabloyla karşılaşınca isyan olması da normal. Yani Gezal da yavaş yavaş zaten Trabzon maçında attı evet. Oca içeri. Ama B biraz daha zamana ihtiyacı var abi. Yani çok fazla maç eksiği var. Yani 30 dakikaları şu an evet zorlayabilecek düzeyde. Gelen bilgiler de o yönde zaten Ümraniye'den ama hani ana planda Gezal'ın olması için daha çok fazla zamana ihtiyacı var. Onana konusunu anlamayanlar için bir daha söyleyelim. Çünkü ben de tam anlayamadım. <laughs> Bak soru da geliyor çünkü. Şimdi Andrei Onana ile Can Onana'yı... Andrei Onana. Tamam Andrei Onana ile Can Onana. Ismi o, yani iki Onana'yı tamam, karıştıran iki onana. bir yönetici evet. var. <laughs> yönetici bununla ilgili bir tweet atıyor. Evet. Eski, yönetici, değil mi? Eski başkan adayı. Hı -hı. Attığı, Gürsel Bey galiba. Evet. Attığı bu paylaşım, yaptığı bu paylaşım... Gündem oluyor İçi boyunca paylaşım. Yani yanlış oyuncunu mu Beşiktaş'ın... Hayır, Beşiktaş başkanını... Başkanın... Yanlış transfer. işaret transı. ettiği, yani onana, başkanın işaret ettiği onanının yanlış onan olduğunu Hı -hı. ifade ediyor Gürsel okay. Bey. Yanlış oyuncuyu almışlar evet, diyor. Evet, yani. yani Beşiktaş başkanının... Bu evet. benzerliği var, yanlış oyuncu. Bu arada, bu hangi diyor. camiada olsa... Tabi bu ortamlarda böyle büyük şey, sıkıntı çıkarır böyle hani. Bir şey mümkün değil tabii ki de yani. Artı Onan'a kim getirdi? Yani, Ceyhun Kazancı. Ceyhun Bey, hoca, hocanın istediğini biliyoruz. Yani hocanın tarif ettiği altı numara tanımına uyan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani Onanı Ceyhun için. Bey, Andriy Onana ile. Yok Can Ceyhun, onana ile... Ceyhun Bey getir. Yani tam, teknik eğitim isteği. Yok tamam. onun döneminde geldi. Yani <laughs> Ceyhun Bey görevliydi Eyvallah, Onan'a tam, geldiğinde. Yani onu getiren Ahmet <Gülüyor> Bey'den <Gülüyor> ziyade. Onu bu oyuncunun kim olduğunu bilen kişiler getirdi. Tabii. Tabii, tabii ya şey, böyle bir şey olur mu bu arada? Böyle bir şey olursa olması mümkün değil. Yani Beşiktaş 120 yıllık bir kulüp, hani böyle e, itamlar hoş değil. E, dediğim gibi bunlar yani Sayın Başkan Ahmet Ürçebi ile olan sorunları başka bir şekilde çözmek lazım. Beşiktaş'a zarar vermeden çözmek lazım. Hoş konular değil bence. Sen Trabzon'da maçı izledin. <laughs> ee, Emre'nin söylediği güzel bir laf var. İlk 30 dakika Beşiktaş çok iyiydi bir kere Trabzon seyircisini bize bir anlat. Maça gerçekten tesir ettiler. Şu yeni transfer Onaşu'yu da biraz, Paul Onaşu'dan da bahset bize. Trabzonspor takım olarak iyi bir ivme yakaladı. Kasımpaşa galibiyeti ve işte Beşiktaş galibiyeti. Hocanın oyunculara bakışı, taraftarın hocaya bakışı nasıl, neler gözlemledin Trabzon'da? E, yediklerin, içtiklerin haricinde. <laughs> Abi Trabzonspor için tabii ee, tamamen planlandığı gibi giden bir maç oldu. Yani golden sonra özellikle Beşiktaş'ın hiçbir reaksiyon gösteremediği bir maç oldu. Evet ilk 30 dakika belki çok iyi oynayan, yeterli oynayan bir Beşiktaş takımı vardı ama golden sonra çok çabuk kırılan bir Beşiktaş takımı gördük. Özellikle orta sahadaki Amir Salih Jetson maalesef rakibin sertliğine çok yanıt veremedi. Yani orada da bir parantez açmak lazım. Trabzonspor transferin son günlerinde çok arka arkaya isimleri getirdi takımı işte Onaçu, Mendi özellikle Mendi'nin biz yani. maçtan sonra işte maç çıkışında, start çıkışında böyle taraftarların kendi arasında yaptığı diyaloglara, konuşmaları da hani duyma şansımız oluyor zaman zaman. Özellikle e, Batista Mendi'nin Trabzonspor taraftarında çok ciddi bir pozitif hava yarattığını gördüm ben. Yani onun o sertliği hep hani alkış değil evet, mi? Yani Onaçu zaten ikinci o şut yarının şut başında. Abi, gerçekten. Evet, yani çok acayip bir şut attı gerçekten. Onaç zaten erken çıktı biliyorsun ikinci yarının başında bir sakatlık yaşadı abi. yani Mendy biraz daha fazla sahada kaldı. Ya yani transferlerin e, ne kadar doğru transferler olduğunu Trabzonspor'da bu maçta görmüş olduk Beşiktaş karşısında. İyi hazırlanmışlar. E, statta da iyi bir atmosfer vardı. Kendi açısından Trabzonspor camiası açısından <laughs> bence e, onlar için bir ivme kazandırabilecek güzel bir e, Beşiktaş galibiyeti oldu. Abi mesela şey Beşiktaş'ta de... yaşanan şey özür dilerim Beşiktaş'ta yaşanan sürece benzer bir süreci Trabzonspor da yaşadı. Evet. Yani süreç de benziyor. Geçen seneden hoca geldi. İşte transferler aslında şanssızlık yaşandı tabii. İşte Orsiç geldi, sakatlandı. Gelenlerden çok faydalanamadı. Mesela Galatasaray maçından sonra yakın bir arkadaşım, Trabzonlu bir arkadaşımla konuşuyoruz. Dedi ki bu sezondan biz herhalde çok evet, umudumuz evet. olmayacak. Acaba işte ne zaman biz hoca gitsin mi kalsın mı tartışmaya başlarız ama Eylül ayında müthiş hamleler yaptılar işte. Mendi Bugün mesela işte Fenerbahçe 6 numara arıyor. Galatasaray orta sahaya 6 numaraya ya da 8 numaraya oyuncu aradı. Galatasaray Fener taraftarları bile diyor ki ya bu adamı biz nasıl görmedik, görmedik falan. Öyle bir transfer. İşte ona açı geldi direkt gol attı. Trabzonspor o süreci Eylül ayında çok iyi kurtardı. Son anda yapılan hamlelerle, kaliteli oyuncularla kurtardı. Mesela Beşiktaş'ta o süreçte öyle bir şey gelişmediği için taraftarın bakış açısı aynı şekilde kaldı. Gerçi transfer dönemini hatırlıyorum. Ya yani Raşit olayı olmasa... Beşiktaş aslında orada bu noktalara gelecekti bu arada. Onları da hatırlamak <laughs> gerekiyor. Biz hani totalde değerlendiriyoruz ama bazı anlar var transfer döneminde. Tadiş'ten sonrasında da böyle oldu. Beşiktaş aslında orada çok yer aldı. Şey olarak yer aldı. Camiye içinde yönetim çok yıpratıldı orada. Yani yönetim aslında sezona çok yıpratılarak geldi. Trabzonspor'da bir fark da o. Ne olursa olsun mevcut yönetim yeni yönetim. Yeni yönetim olduğu için Doğru, Ertuğrul var. Bey de seviliyor. Trabzon'da hani bunların da etkisi herkes kredi de belli ölçüde verdiği için biraz da onun farkı var. Şimdi konuştukça aklıma geldi. Ee, Beşiktaş aslında o transfer döneminden de çok yıpranarak çıktı. Çok acil seri galibiyetlere ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi camiada benim dışarıdan gördüğüm muhalefet artık seçimin kokusunu aldı. Bundan dolayı bu konusuna gittikçe gitmeye çalışıyor. Gittikçe gitmeye çalışıyor. Bu da yönetimi, mevcut yönetimi yıpratacak Doğal olarak bir konu. yıpratıyor. Ee, bilmiyorum yani seri galibiyetler gelmezse. Bir de bir konu daha var Aykut abi. Lütfen bir de Erik Beyli, Beyli Bey. konusu var. Erik Beyli ile alakalı iki konu var aslında. Biri milli aradaki Fatih Karagümrük oynanan hazırlık maçında işte ilk yarı bittikten sonra yorulduğunu ifade ederek oyundan çıktı. Oyundan çıkmak istediği daha doğrusu. Böyle bir talebi olduğu yönünde ama öyle değil aslında durum tam olarak. Yani zaten Beyli hazır değil. Bir yaklaşık 3-4 haftaya daha ihtiyacı var oynayabilecek duruma gelmesi için. İlk ee, ilk 45 dakika zaten planlanan oydu. Yani hazırlık maçında 45 dakika sahada kalması zaten planlanıyordu. İlk yarı bittikten sonra da Erik Beyli kenara geldi. Bir diğer konu da Trabzon'da yaşanan bu otelden çıkış konusu. Ee, Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ın konakladığı otelde takım otobüsünün tabii ki hepiniz muhabir abilerin de çok iyi biliyorlar. ...belirlenen bir saat var. Yani takım otobüsünün bir hareket saati var. Ise geleceksin takım saatte. otobüsünün hareket saatinden... ...önce bazı futbolcular... ...işte Raşitsa mesela ilk bilen isim zaten... ...takım otobüsüne. Parça parça geldiler takım otobüsüne ve... E, ...hoca da aslında belirlenen saatten... ...biraz önce geldi. E, Erik Beyli'nin biraz gecikliği doğru. Yani takım otobüsüne en son bilen isim... ...Erik Beyli oldu ama... ...çok da uzun bir bekleme süresi olmadı. Yani onu da bir düzeltmek gerekebilir... Bu da çünkü çok fazla gündemi meşgul eden bir konu. Yani öyle zikredilen süreler değil aslında. Evet bir bekleme oldu Erik Beyli. Hatta hoca da bununla alakalı bir serzenişte bulundu. Takım otobüsünden indi. Oradaki kulüp görevlerini Erik Beyli'yi sordu hatta hoca. Biz oradaydık. Ben ve bir meslektaş arkadaşım Beşiktaş'ı takip eden. Biz orada her şeyi şahit olduk. Oradaydık yani. Öyle hani çok uzun bir bekleme olmadı. Onu da bir düzeltmek gerekir Erik Beyli konusunda. Sen Mendi'yi beğendin mi Trabzonspor'da? Mendi'yi kim beğenmedi ki abi? Yani Mendi, Türk futbol severlerin yani takımdan bağımsız herkesin böyle bir 6 numara fetişi vardır abi. Yani fiziği yüksek, tercihen biraz daha böyle Afrika kökenli, üç yerli. <laughs> yani bütün bütün futbol severlerin %90'ının böyle bir 6 numara fetişi vardır zaten. O yüzden herkes zaten Trabzonspor maçından sonra onu konuşuyordu. Az önce şunu eklemeyi unuttum. Dedim ya arkadaşımla konuşuyordum. İşte hocayı ne zaman göndeririz konuşuyorduk. Dün de mesela Trabzonspor maçından sonra da ligin en çok gol atan takımıyız. <laughs> bir önceki şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Tabii, yani tabii. Hava bir anda değişiyor işte. Büyük takımda büyük camiada Öyle. böyle büyük maçta kazanılınca. 3-0 bir, bir dene olursun. Tabii ki yani oyun, skor her, her şey bir kenara ama 3-0'lık galibiyet tabii. Herkesi havaya sokuyor. Yani Trabzonspor'da Mendy çok iyi onu açıyor. Bu yani, şu nasıl beğendim. Biraz ağır ama hava topunu hiç kaçırmayacak gibi. çok zor kaçılır yani. İmkansız imkansız yani. Çok, ya. yani. Evet. İmkansız çok yani. Uzun. Ya Bu arada yani inanılmaz 2-0 2 ya. Abi attığı gol bence yani ipucu veriyor hani bundan tabii, sonra. Tabii tabii yani o topu öyle kaldırdığında o bitti. Neler yapabileceğini bitti. gösterdi. Çok acayip gol sayıları var bu arada kariyerinde. Hı -hı. Sezonda 30 golleri var. Son transfer olduğunda devre arasında 17 gol atmışlığı var. Yani Türkiye'de de 15'ten aşağı düşmez. Allah sakatlık, evet, evet. bela, kaza bir şey vermesin. 15'ten aşağı düşmez Türkiye'de. Bir de Wish Pepe gelecek. Yani o attı Wish mesela heyecanlanmıştır yani. Baksana bu her şeye vurur gibi, <laughs> ne atsak vurur gibi. Onlar da etkileyecektir. Ama Trabzonspor şu noktadan değişmemeli. Ben geçen programda da onu söylemiştim. Yine bunu tekrarlayacağım. Trabzonspor bu ülkenin, dünyanın en farklı takımlarından bir tanesi. Gerçekten işte Napoli ile birlikte gerçekten belki de dünyanın en büyük şehir takımlarından bir tanesi. Doğru hikayenin peşinden gitmek gerekiyor. Her yıl şampiyonluk, her yıl büyük. Ya Trabzonspor taraftarının tabii ki işte o yapınca bu yapınca transferden önceliği kendi değerlerini yetiştirmesi, takımın içinde 3-4 tane olması olmalı. Bielitsa bu anlamda gerçekten şans verilirse bir şeyler başarabilecek bir adam yaptıkları bu anlamda Dinamo Zagreb'de vesaire gittiği takımlarda yaptıkları bu noktada fikirler veriyor. Ee, Trabzonspor bu yıl ya biz bu yıl şampiyon değil de gelecek sene şampiyon olacak takımın temelini atmak veya iki sezon sonra şampiyon olacak sistemin temelini atmak olarak bu sezona yaklaşabilirse düşündüğünden çok daha iyi bir noktada bitirebilir sezonu. Burada şehrin doğru e, bakış açısını yakalayabilmesi Yönetimin bunun doğru iletişimini yapabilmesi futbolcuların da belli bir standartta hocanın da takımı taşıyabilmesi önemli. Trabzonspor bu hikayeyi yakalayabilirse bu yılda beklediğin üstünde bitirir. Çünkü dediği gibi çok düşmüştü beklentiler biz bu yıl ne yapacağız falan. Ee, önümüzdeki yıllarında yatırımı yapılabilir. O şey var çünkü potansiyel var. İyi oyuncular alındı, iyi takviyeler yapıldı. Ee, sakatlıklar yine klasik artık. Trabzonspor'da klasik oldu biraz bu şanssızlıklar. Sene başı sakatlık, şanssızlıkları onlar yaşandı ama e, biraz o doğru iletişim yapılabilirse, Trabzon'da doğru hedefe odaklanabilirse Trabzonspor bu yıl beklediğinden iyi bir sezon geçirir. E, sen ne diyorsun? Kim abi? <laughs> ya yani şöyle Selim'in bıraktığı yerden devam edeyim. Doğru hedefi koymak bence de çok önemli. Beş, e, Trabzonspor'da özür diliyorum. Biraz karamsar bir hava vardı. Transferin son günlerini çok iyi geçirdiler. Daha Nicolas Pepe'yi tabii bu takımda göreceğiz. doğru hedef konduğu zaman bence bu sezon Trabzonspor Süper Lig'de belki Avrupa'da yoklar ama Süper Lig'de çok önemli işler yapacaktır bence de. İyi bir kadrosu var zaten özellikle. Ya yani biz belki son gelen isimler üzerinden biraz daha Trabzonspor'u okuyoruz ama aslında sistemin önemli parçaları var. Mesela Mehmetcan Aydın, Almanya'dan gelmişti şarkeden ben Beşiktaş maçında da çok beğendim Yani inanılmaz bir enerjisi var Sağ bekle oynuyor Sürekli sağ kanadı sağ koridoru Gitti geldi enerjisi hiç bitmedi Trabzonspor'da hani Onuacu, Mendi, Pepe dışında Aslında Ne kadar doğru bir transfer planlaması yapıldığını da Beşiktaş maçında görmüş olduk Yani Puzzle'ın Önemli parçaları var bu isimler dışında da Mehmetcan da bence önemli potansiyel Türk futbolu için Galatasaray'la tamamlayalım. Yarın e, Türk futbolu için, Galatasaray için, taraftar için, futbol sever için önemli bir akşam. E, Kopenhag'da tabii o coğrafyanın, o sistemin e, sert takımı. Sen nasıl bir maç hayal ediyorsun sevgili Emre? Oynadın mı kafanda maçı? Kafamda sürekli oynuyorum abi maçı. Bir süredir yani. Molde maçı bittiğinden, Hı. daha doğrusu kuralar çekildiğinden beri sürekli oynuyoruz tabii bu maçları kafamızda. Ya yani Okan Hoca da mesela senin söylediğine benzer bir şey söyledi. Kopenhag son iki sezondur şampiyon oluyor. İşte ilk bölümde Selim de söyledi. Biz tabii ki geçmiş günlerimizi arıyoruz ve anıyoruz. Biraz da oralarda yaşıyoruz yani işte kendimizi çok bu takımların önünde görüyoruz ama aslında Avrupa'daki devamlılık olarak bizden daha iyiler son dönemde kabul etmek lazım. Ama ben yani bu sene Galatasaray'ın kadro kalitesi yani hep yatırım buna dönük yapıldı zaten kadro kalitesi beni heyecanlandırıyor. Yani Kopenhag'ı geçtim. Şimdi tabii bu böyle afaki ya da taraftara gaz vermek tırnak içerisinde söyleyeceğim bir şey değil de yani Manchester United'la mesela Galatasaray kadrosunu yan yana koyuyorum ideal 11'lerini. Çok çok büyük fark göremiyorum açıkçası gün, gün, güncel kadroda. Kaleci olarak Manchester. bakalım. Onana çok tartışılıyor Manchester Muslera United'da. Var. Muslera var. Yani belli bölgelerde tabii ki Manchester United'ın çok büyük yıldızları var da Manchester United'ın Icardi gibi bir forveti yok mesela. Bakıyorum işte Antony var. Antony'nin de durumu belli değil. Onlar... Kaleci böyle. Altay Günay. United'da Ya yedeklere girmeye gerek yok <laughs> Şu an Altay konusunu açmak istiyor <laughs> <istedim. gülüyor> Tabii tabii aynen öyle. Altay alt, ya belli tabii, olmaz. Ona ona iyi gitmiyor yani <laughs> evet, Galatasaray maçına kadar. Müşter. Altay bir anda kesebilir ona. Afrika Kupası'nda Altay oynayacak. Ya Anthony takımdan uzaklaştırılmış yani, tamam ya, yoksa, ya yok onu söylemiyor. Bir takım kriminal ya, vakalar evet, var olabilir. zaten Manchester'da. Orada bir Squinch'in 7 numaraları sağ kanatlarında sıkıntı. Enteresan var. olaylar yaşanıyor ama yani böyle birebir baktığım zaman Ziyeh yıllarca zaten Premier Lig'de oynadı. Zaha yıllarca kabusu oldu büyük takımların sadece Manchester United'ın değil. Yani o yüzden Galatasaray adına heyecan verici bir durum var. Bir de Şampiyonlar Ligi tecrübesi hep konuşuyoruz işte kulüp kültürü, kulüp tarihi. Galatasaray 17. kez katılıyor ama bu şu demek değil. İçi boş bir kadroyla katılmak o kulüp kültürünü yansıttığınız anlamına gelmiyor. Doğru. Dün akşam böyle aklıma takıldı. Baktım Galatasaray kadrosundaki isimlere. İşte Ziyeh 40 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynamış. Muslera'nın 39 maçı var. Mertens'in 34 maçı var. 16 tane gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde. Yani totalde Tabii, 300 maça bunda. yakın bir maç sayısı var Galatasaray 6 7 oyuncunun deneyimi var yani. yani. 12 tane oyuncu daha önce gruplarda oynamış Galatasaray'da şu an mevcut kadroda. İlk şu defa 11'de 11'de. Yani 11'de muhtemelen 7-8 oyuncu Abdülkerim olmayacak. Saşa Boya'nın daha önce Şampiyonlar Ligi yok. Bir de Kerem Aktürkoğlu'nun yok. Nelson'un da yok pardon. Nelson'da da Avrupa Ligi'nde. Kopenhag'da, eski takımı Kopenhag orada Avrupa Ligi'nde oynamışlar. Çok iyi rakam. Yani %80'e oynamış yani. yani işte i̇şte yedekten var. de dahil olacak isimler var. Önemli bunlar. Ya Or zaten oraları... o yüzden, bu arada o yüzden bu kadar heyecanlı. Yani artık iddialı bir kadro olduğu Beklenti Beklenti yüksek yani. Tabii. Beklenti çok yüksek. Yani işte ben bunu düşünüyorum. Galatasaray taraftarları da böyle düşünüyor. Bakıyor işte kadrolara, alıyor eline. Bayern Münih'le tabii ki birebir kıyas yapmıyor. O kadar kimse hayalperest değil henüz. Aynen. Orayı bir geçiyoruz ama Manchester'ı herkes bir gözüne <laughs> kestirdi. Bir de da hep şöyle bir şey vardır. Kura çekilirken işte çok baba bir takım işte Bayern Münih gelmesin falan isteyenler de vardır ama ben o tarafta değilim. Bayern Münih gelsin. Evet evet. Altı da altı yapsın. O problem değil. Ama ikinci torbadan gelecek takım mesela Beşiktaş'ın son şampiyonlar ligi macerasında böyle bir Talihsizlik oldu beklentiyi ayarlama konusunda. Takımların isimleri böyle sanki çok büyük değil gibi geldi. Üçü i̇şte, de. Sporting, Ajax, Dortmund. Ama baktığın zaman yani hiçbiri yenebileceğin takımlar değil Aynen aslında. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi Manchester United ismi çok büyük. Ama Aynen herkese evet. 100 -100 bir hayal kuduruyor. Tek burada şanssızlık şu kura işinde. ilk maçın deplasmanda olması Manchester'da. İlk maç burada olsaydı kesin mesela ben burada. Hele ilk birinci maç bu yarın Kopenhag değil Manchester olsaydı... Galatasaray ikinci ya Galatasaray benim için ikincilik için Manchester United'ın kesin önünde oluyor. Ya fikstür mü? Dezavant ya tek dezavantaj. ikinci maçın fikstür kötü orada. bu arada. Yani bence. Tabi nereden baktığına göre değişir ama yani en ideal fikstür bu değildi Galatasaray için ama Hı. şu nasıl, da o, sen nasıl düşünüyordun? Yani Kopenhag'la içerideki maç mesela böyle ikinci maç falan olabilirdi. Kimle oynamak istiyordun ilk maç mesela o isterdin? Mesela Selim'in dediği doğru ilk maç mesela United içeride olabilirdi. Çünkü şu an onlar da sallantıda. Bak Çok fazla sorun abi? yaşıyorlar. United içeride olur. Kopenhag dışarıda olur. Burada United'ı 1-0, 2-0 böyle co -coş, coşku gaz diyorum. Herkes 150'siyle oynayacak. Yenersin. İkinci maçta Kopenhag'dan bir puan bile alsan. Hop üçüncülüğü zaten. cebe koydun bile ikinci maçta. Diyorsun ki Bayern şimdi yenerse United'ı ikinci maç e, Manchester tabii. kazanmak için tabii. çıkacak. Yani en ideal fikstür hani, bu değil. Ama bu değil en ideal Şu fikir, da var. Aynen öyle. Yarın mesela... Bir başka bir taraftan da bakarsan yarın Galatasaray Kopenhag'ı yenerse Aralık ayının ortasına kadar Galatasaray taraftarı Avrupa'da kalmanın hayalini kuracak. En kötü üçüncülüğün her türlü hayalini evet. kurabilecek. Evet. Yani son 3 dakikada deplasmanda kazanıp yine tur atlama ya da işte içeride Manchester United'ı yenme heyecanı hep daim olacak. Tabii ki umuyoruz, bekliyoruz ki daha büyük hayaller kurulsun, daha iyi gitsin. Dediğim gibi ben yarın Galatasaray'ın maçı 3-1 3-2 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Kafamda defalarca oynadım. <laughs> Öyle oluyor. İnşallah. Yani, yani Icardi, Icardi burada çok büyük faktör. Icardi de şu an ekrana yansıyor. Bilmiyorum bugünkü antrenmandan bu görüntü ama. <laughs> bugünkü rejiden, rejiden <laughs> hemen, hemen, doğrulama geldi. Özgür abin hemen uyardı. Icardi, Icardi yani biraz böyle o molde maçlarında hatta son Samsun spor maçında da bir iki pozisyon böyle gidemedi gibi bir görüntüsü vardı ama sağlık heyetiyle teknik heyetle konuştum. Yüzde yüzüne çok yakın olduğunu söylediler Icardi'nin artık fiziksel olarak. Mental olarak da Selim baştan beri söylediği yüzde yüz değil yüzde yirmisiyle oynayacak muhtemelen bütün oyuncular yarın. Ziyech'ten çok umutluyum. Onun da yani Galatasaray kadrosunda şu an Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamış tek isim Ziyech. Öyle de bir tecrübe var. Yani bütün faktörleri bir araya getirince heyecanlanmamak için hiçbir sebep yok. Taraftar da müthiş bir coşku oluşturacaktır. Kopenhag kalecisi bu baskı bizi etkilemez demiş. Çok büyük hata yapmışlar evet yani, öyle. bir gün önce. Kopenhag Kaleci... dersin ki böyle bir. şey? Bilmiyorlar ha buraları. <laughs> Ay hani bide. De, etk... biliyor. Cornelius biliyor. Tabii Cornelius o gelmedi yok bu mu? arada. Yok ya hayır. O biliyor Anlatmıştır ama yani. muhakkak. Ama mesela şöyle söylemek var. Şimdi ne bileyim Real Madrid oyuncusuna sorarsın. Ben bu baskıya alışıyorum. Bizi etkilemez der. Ama Kopenhagın kalecisi diyor ki, yani ne kadar etki edebilir? Bu çok doğru bir soru değil. Yarın mesela ekstra Peki, yarın ona bir şey göreceğiz olacak. bakalım be. Yok ekstra bir Sen kaleciye mesela... odaklansan <laughs> bir <laughs> bak. <bakalım. gülüyor> Zaten taraflardır, kale arkasında o sürekli ona şey olacak ha. baskı olacak. Bir vesaire. bakalım bakalım. Şimdi Ateşi atmış kendini. Sosyal... Etkileniyor mu etkilenmiyor mu göreceğiz. 10 Peki. saniye bir selam söyleyebilir miyim? Lütfen. Trafik polisi arkadaşlarımız bizi izliyor. Emre Çobanoğlu selam söyle bir şey daha doğrusu mesaj atmış. Allah yardımcıları olsun. Otoparkta Olur. bizi izliyorlarmış selamlar. Selamlar, selamlar, selamlar. olsun. Selamlar. Tüm emniyet teşkilatına ayaklarına taş değmesin. Efendim kapatıyoruz saygılar sevgiler.